Evet, herkese iyi geceler. En sıra dışını şu anda Esenyurt Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Nöbetlerimizi biliyorsunuz stüdyoda yapıyorduk. Klimalar altında rahat mekanlarda yapıyorduk. Gerçi o mekanlardan çıkıp meydanlara gidiyorduk ama Sayın Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu dedi ki hayır gelin programı bizimle Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan coşkulu Esenyurtlarla birlikte yapın. Biz de bu akşam meydana indik. Hem canlı yayın nöbetimizi hem de sokak nöbetimizi, meydan nöbetimizi bu meydanlardan yapacağız. Sayın Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Sayın Savcı Sayan, Sayın Ahmet Kekeç, Sayın Salih Tuna ve Sayın Hasan Öztürk bizlerle canlı yayınımızda birlikteyiz. Biz buraya hoş geldik, misafiriz. Zannediyorum gösteriyorlardır da birazdan göstereceklerdir. Coşkulu bir kalabalık var. Sayın Başkanım, sizinle başlayalım. İlk günden itibaren sanıyorum ki meydanlardaydınız. İlk anları bize anlatın. Ama bu coşkuyu da ancak siz bir sözünüzle durdurabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve meydandaki çok değerli Esenyurtlu kardeşlerime de, arkadaşlarıma da biz konuşurken biraz daha sakin olmalarını, arada slogan atmalarını tembihliyorum. Bizi dinleyen bütün Türkiye'deki Türk halkına da hayırlı geceler diliyorum. Evet, bu olay oldu. İlk akşam biz kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı'yla beraber çok acil bir toplantı yaptık. Komutanımız mı dediniz? İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ile beraber bir araya geldik, bir toplantı yaptık. Hemen vermiş olduğum talimatlarla Esenyurt'un girişlerini, ana arterlerin girişlerini çöp kamyonlarımızla kapattık. Yani Esenyurt'a girişi ve çıkışı engelledik. Arkadaşlar biraz susar mısınız? Biraz susar mısınız? Kapattık. Süratle bu kapatmadan sonra ilçe merkezimize geldik. Halkımızın da bu olayı duyar duymaz ilçe merkezimize ve meydanlara doğru geldiğini gördük. Orada vermiş olduğumuz kararla bu gördüğünüz caminin, bu meydanın etrafında toplanmaya başladık. Bu toplantıdan sonra daha henüz Cumhurbaşkanımızın sokaklara çıkın talimatı gelmeden biz buradaki Esenyurt'u kardeşlerimize Çin'deki o 1989 yılında tankın önüne çıkan Çinli'yi örnek göstererek hedefimizin havaalanı olduğunu söyledik ve hep beraber konvoy halinde buradan yürüyerek tam 24 kilometre havaalanına gittik. Yürüyüşün bir kolu Esenyurt Meydanı'dayken bir kolu da Avcılar'a varmıştı. Böyle bir büyük kalabalıkla çok teşekkür ediyorum Esenyurtlara. Havaalanına vardık. Ama biraz şanssızdık çünkü bizden önce oraya varan, tanklara varan kardeşlerimiz vardı. Biz onlara dahil olduk. Ve sabah namazına kadar o bölgede bulunduk. Sabah namazı kılındıktan sonra dönerken arkadaşlarımızla beraber eski cumhurbaşkanlarının ağırlandığı, havacıların bulunduğu askeri birliğin önünden geçerken oradan çıkan askerleri gördük. Bir anda durduk, kapıyı kapattık. Ben indim, arkadaşlara da inin aşağı dedik. Ve çıkarken oradaki subaylara ellerinde silahlar, siz nereye gidiyorsunuz diye sorduk. Onların bir tedirgin içerisinde olduğunu gördük. Ve bizim bu sorumuz karşısında siz paralelci misiniz? Bu saatte nereye çıkıyorsunuz dedik. Onlar da arkalarındaki yakıt tankeriyle beraber İçeri kaçtılar. İçeride bulunan 8-10 tane subay da silahlarla bize doğru geldi. Biz de üzerlerine yürüdük. Tartışma başladı. Ama
Dedik ki sizi buradan asla çıkartmayız. Buradan çıkıp bir yere giremezsiniz. Siz paracısınız. Ne götürdüğünüzü bilmiyoruz dedik. Ve orada bir saat civarında bir tartışma sürdü. Dönüp Esenyurt'a doğru geldiğimizde Asal Şube'yi aradık. Dedik ki böyle bir durum var. Hemen oraya vaziyet edin. Ve müdür arkadaşı da bilgilendirdik. O arkadaşımız da daha sonra oraya baskın yapma suretiyle bütün oradaki subayları ders etti götürdüler. Şimdi oranın önünde kamyonlar bekliyor. Aynı şekilde o günden beri hemen Halıköy yolu üzerinde yani Esenyurt'un 150 metre dışındaki kışların önünde ki içerisinde 140 civarında tank var. Orada da bizim hafriyat kamyonlarımız o günden beri nöbet bekliyor. Polisimiz de girip gelip kontrol ediyor. Biz de zaman zaman orayı kontrol ediyoruz. Ve o günden beri de biz bu meydanda bu kardeşlerimizle beraber Esenyurtlarla beraber toplanıyoruz. Emir bekliyoruz. Beklediğimiz emir evet başkomutandan gelecek emirdir. Öl diyorsa öleceğiz. Vur diyorsa vuracağız. Doğru mu? Esenyurt. Evet. Bekliyoruz. Ayrıca sevgili Esenyurtlar, bizi dinleyen çok değerli vatandaşlarımız, biz Esenyurt Meydanı'na ilk intikal etmeden biraz önce buraya iki tane sivil asker olduğu anlaşılan şahıs geldi. Sorgulama başlayınca bazı şahısları bizim meydana girişimizi görünce bu subay olarak telakki edilmiş şahıslar burada bir korsan taksiye binerek ellerindeki çantalarla beraber buradan gittiler. Taksinin şimdi, de korsanına biniyorlar. Korsan taksiye bindiler, doğrudur. Şimdi bu şahıslar buradan nereye gittiler? Polise verilen tutanakta açıkça belli söyledik. Bunlar Vize Sarayı'ndaki bir askeri kışlaya gittiler. Galiba burada belediyeyi kaymakamlığı teslim etmeye gelmiş paralel subaylar olduğu tahmin ediyoruz. Ve bugün şu saatlerde onlar işin bittiğini zannediyorlar be. Ama bu çok zannettiler önemli bir şey. Çok önemli bir şey söylüyor. Bir şey, değil evet. Mi? Evet. Bugün tutanak burada. Resmi tutanak polisteki ifadeler de burada. Sayın Başkan bugün yaşanan bir meseleden mi? Efendim? Ne zaman yaşandı bu olay? İlk akşam. O akşam yaşandı. Şimdi, evet. İlk akşam evet. Olan olayı şimdi, anlatıyorum. Evet. Belediyeleri organize olmuşlar. Evet. Belediyelere yönelik. Evet. İki evet. Kişi buraya gelmiş. Teslim evet. Olacağını zannediyor. Şahısların arabadaki konuşmaları dahil hepsi tutanakta vardır. Bu tutanak Tekirdağ valine gönderildi o şahıslar beraber. Orada da ikinci bir ifadeyle inşallah bu gece bu şahıslar bulunur, o kışlada alınır. Biz şu anda burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyük Millet Meclisimize, Türkiye'ye yapılan bu alçak, hayasız olayı kınamak, dik durmak ve karşı koymak için Esenyurt halkıyla bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz yeni bir emri geleceğe kadar. Eyvallah. Şimdi devam ediyoruz. Esenyurt'tan canlı yayınımız devam ediyor. Tabii bu arada alanın da coşkusu devam ediyor. Şimdi Hasan Öztürk, bugün baş döndüren gelişmeler yaşandı. Son derece baş döndüren gelişmelerdi bu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Yaklaşık 5 saat boyunca sürdü. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra Bakanlar Kurulu'na geçildi. Ve zannediyorum ki az sonra Bakanlar Kurulu toplantısı da sona erecek. Ve oradan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kısıklı'dan ayrılmadan önce ifade ettiği çarşamba günü çok önemli açıklamalar yapacağız. Türkiye ile çok önemli açıklamalar paylaşacağız dediği açıklamaları da biz birazdan canlı yayında tüm Türkiye'ye duyuracağız, biz de duyacağız. Oradan ne tür kararlar alındı, bunları da göreceğiz. Bugünü bir özetler misiniz bize? Sabahtan itibaren önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısını bekledik. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dediğim gibi 5 saat sürdü, 4 saat 45 dakika. Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplantısıydı bu. Normal, mutat bir toplantı değil, olağanüstü toplantıydı. Ve biz şunu biliyoruz, Milli Güvenlik Kurulu
Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararları alır. Yani kendisi kararlar alır ve bunu Bakanlar Kurulu'na tavsiye eder. Bugüne kadar da Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye ettiği kararlar hep Bakanlar Kurulu tarafından uygulana gelmiştir. Türkiye siyaset açısından baktığımızda. Şimdi bir şey oldu. Bir darbe teşebbüsü oldu. Ve biz Sayın Başbakan'dan, Binali Bey'den de şunu duyduk salı günü. Kaybedecek vaktimiz yok. Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinden sonra da hızlı hareket etmemiz gerekiyor de. O cümleyi de duyduk. Ve bu cümlelerin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızdan önemli açıklamalar vurgusu. Yani kısıklıktan ayrılmadan önce çarşamba günü MGK var. Bakanlar Kurulu var ve ondan sonra önemli açıklamalar yapacağız sözü var. Şimdi MGK bitti. MGK'nın önemi şu. Askeri bürokrasi de orada. Bakanlar Kurulu da bitti ve açıklamayı bekliyoruz. Bakanlar Kurulu da siyasi kararların alındığı, yürütmenin topyekün yer aldığı bir toplantı. Şimdi bugün biraz sonra ne duyacağız? Neler alınmış olacak? Bunun adını koymadan önce şunu tanımlamamız gerekiyor veya bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle darbe teşebbüsü bastırıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde görevden uzaklaştırmalar oluyor. Bütün devlet kademelerinde. Yani İçişleri Bakanlığı polis de var. Evet TSK içerisinde var. Evet YÖK'te var. Evet Milli Eğitim'deki en ağır, en kalabalık kadro orada görülüyor. Diğer belediyeler dahil, bilmiyorum Sayın Başkan söylemedi ama belki söyler. Kendi belediyesinde de ayırdıkları personel var mı? O mecliste var. Dolayısıyla bunlar evet el çektirildi ama henüz daha devlet memuru, henüz daha sözleşmeli personel bla bla bla. Yani bunlar görevlerine bir daha dönemeyecek şekilde bir yasal prosedür işlemesi gerekiyor. Biz bugün biraz sonra Bakanlar Kurulu'nun kararında o prosedürün ne olduğunu öğreneceğiz. Bu prosedür tahminimize göre olağanüstü hal ya da sıkı yönetim diye konuşuluyordu. Sıkı yönetim çok ileri bir aşama. Ama bir olağanüstü hal gibi yani direkt şunu söyleyelim. Mesela bu olağanüstü hal meselesi bugün sosyal medyada sağda solda çok tartışıldı. Ekranlarda çok tartışıldı. Zannediliyor ki işte bu olağanüstü hal gelecek. Akıl almaz korkunç bir baskı toplumun üzerine böyle bir şey değil. Bu yetki kullanımının hızlandırılması gibi bir şey düşünün. Doğru. Yahut Fransa'daki gibi güvenlik tedbirlerinin daha görülür olması yani gibi. Olması gibi bir şey. Bundan daha güzel, altını çizelim, daha güzel ve daha doğal ne olabilir ki? Yani yürürken, gezerken güvenlik güçlerinin daha görünür. Şimdi önemli bir şey işaret ediyorsun. Yani bir olağanüstü hal ilanından sonra biz bir cenderiye mi alınacağız yoksa can, mal ve ırz güvenliğimiz açısından daha mı rahat edeceğiz sorusunun karşılığıdır bu. Bir de hızlı hareket edilmesi meselesi. Gerçekten hızlı hareket etmemiz gerekiyor çünkü bizim karşılaştığımız mesele, yani cuma gecesi yaşadığımız mesele öyle çok yabana atılır bir mesele değil. Bakın burada binlerce insan toplanmış. Türkiye'nin her tarafında, bütün meydanlarında binlerce, yüz binlerce insan vatan nöbeti tutuyor, demokrasi nöbeti tutuyor. Çünkü çok ağır bir olay yaşadık. Şimdi bunu söylerken şunu da atlamamamız gerekiyor. Hani bugün ne oldu sorusuna cevap arıyoruz ya. Bu MGK toplantısından sonra Bakanlar Kurulu'nun toplanması sivil inisiyatifin güçlü bir şekilde irade koymasına işarettir. Yani ben şunu buradan söyleyeyim. Ha bir darbe teşebbüsü oldu. Evet polis İçişleri Bakanlığı bunu bastırırken çok aktif rol aldı. Askerin darbeye teşebbüs edenleri o cuntayı bastırmada çok önemli hamleleri oldu. Kolluk kuvvet olarak. Fakat biz evet o gece darbeyi bastırdık. Dolayısıyla artık güç bizde diyen
bir takım kafalar varsa, bir takım akıllar varsa, bir takım düşünceler varsa bunun önüne geçmenin yolu da meclisi çalıştırmaktı, çalıştırdı. MGK'nın toplanması toplandı, Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıydı, o da toplandı. Dolayısıyla burada durumdan vazife çıkartıp, kendinde güç vehmedip, açılmış olan bir takım boşluklara sızma eğiliminde olacak başka unsurların da önüne geçildiğini siyaset kurumunun çalışmasıyla bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla yapılacak açıklama bu anlamda da önemli. Bir şey daha söylemek isterim ben. Bizim yaşadığımız süreçte doğru bildiğimiz bir takım meselelerin yanlış olduğuna, iyi bildiğimiz bir takım aktörlerin ya da figürlerin kötü olduğuna şahit olacağız. Buna da hazır olalım. Şimdilik bunlar. Şimdi bir sürpriz var. Bu sürpriz sizin de haberiniz yok. Ben haber vermiştim. Burada görüştük ama burada mı bilmiyorum. Esenyurt'un bir gazisi var. Genç bir delikanlımız. Esenyurt'ta o gün Sayın Cumhurbaşkanı havalimanına intikal etmek üzereyken o da Sayın Başkan'la birlikte, sizlerle birlikte havaalanına doğru yola çıktı. Havaalanında yara aldı. Hatırlarsınız o genç arkadaşımız, ismi neydi Sayın Başkanım, hatırlayabiliriz. Birazdan gelecek, tanıtır kendisini bize. Ahmet. O Ahmet Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılaştığında alnından öptüğü en genç gazilerden Ahmet. Birazdan burada olacak. Onun haberini vereyim. Türkiye'de Ahmet'i tanımış olacak bu vesileyle. Şimdi Hasan Öztürk, ben konuşurken belki sen bulabilirsin. Az önce görmüştüm ama söz bana geçtiği için haber sitelerinde var. Fethullah Gülen darbeden bir süre önce darbeyi işaret eden bir mesaj atıyor. Bir tweet mesajı atıyor. Şimdi o çok enteresan. Birlikleri bozulacak. İşte bütün kurumları perişan edilecek. Bir de hani merhameti de elden bırakmayın anlamına gelen bir şeyler falan söylüyor. Salih Tuna'yla devam edelim. Yani aslında bu yapıyla ilişkili olan Fethullah Gülen bir takım tipler darbeyi biliyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı maalesef, ben eniştemden öğrendim yani, dedi evet. Az önce. Evet, bunu biliyordular ve bu zemini oluşturmak için de çok yönlü gayret gösterdiler. Psikolojik harp müfrezeleri 2011'den beri çalıştılar. Otoriterleşti dediler Erdoğan. Diktatör oldu dediler. Aslında hep bu zemine çalıştılar. Ve nihai olarak da demek ki 15 Temmuz'da son darbeyi vurmak için hazırlanıyordular. Bunun hazırlığını olduğunu geriye doğru, 15 Temmuz'dan geriye doğru gittiğimizde çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 2011'den sonra otoriterleşti diyenler, demokrasi yok diyenler, özgürlükler gidiyor diyenler 15 Temmuz'da F-16'larla, F-16'lardan atılan bombalarla, tanklarla halkı ezerek demokrasi getirmeye çalıştılar. Tıpkı onların üst aklının Irak'a getirmeye çalıştığı gibi, 1 milyon insanı katlettiği gibi, Bağdat'a bombaları yağdırdığı gibi. Bunlar demokrasiyi böyle getirmeye çalışan insanlardır. Dolayısıyla son derece senkronize bir şekilde çalışmışlardır. Daha evvel de söylediğim, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına uğramıştır 15 Temmuz'da. Lafın düzünü edelim. Dolayısıyla direniş cephesini çok geniş tutmak durumundayız. Tahkim etmek durumundayız. Direniş cephesi bütün bir vatandır. Direniş cephesi sadece İslamcılardan müteşekkil değildir. Direniş cephesinde Atatürkçüler vardır.
Direniş cephesinde Mustafa Kemal'in askerleri vardır. Direniş cephesinde ülkücüler vardır. Direniş cephesinde solcular vardır. Direniş cephesinde Aleviler vardır. Sünniler vardır. Laikler vardır. Biz bu ülkede ne kadar farklı olursak olalım, şu anda tek bir millet, tek vatanız ve sonuna kadar direnmek zorundayız. Onun için hep ortak değerlerimizi, ortak sloganlarımızı, ortak sembollerimizi öne almak zorundayız. Ve bozguncular bu direnişi, bu direniş cephesinin birlikteliğini gördüklerinde deliriyorlar, cıldırıyorlar. Envai çeşit zırvayla, tezvirle, yalanla bu direniş cephesinin birlikteliğini bozmaya çalışacaklardır. Şunu unutmayalım, bu direniş cephesi sapasağlam yan yana durduğunda, asla ve asla yeryüzünün bütün güçleri yan yana gelse hiçbir şey yapamazlar. Yeter ki bu millet bu birlikteliğini bozmasın. Bu milletin birlikteliği de şudur aziz dostlarım, aziz kardeşlerim. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu şudur. Şu andan itibaren insanların Erdoğan'ı eleştirmesi mümkün olabilir. Muhalefetteyseniz eleştirebilirsiniz. Çok doğal bir şeydir. Ama Erdoğan'ı düşmanlaştıran sadece ve sadece paralel yapıdır. 2011'den beri bunu sistemli bir şekilde üst akıldan aldığı emirle yapmaktadır. Erdoğan'a düşmanlık yapan, eleştiri demiyorum, düşmanlık yapan kim olursa olsun, ne olursa olsun sadece ve sadece bu Fethullahçı terör örgütüne hizmet ediyor demektir. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu bile şehit düşmüştür Erdoğan'ı korurken. Nerede? Dalaman'da. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz tek bir vatanız, tek bir milletiz. Bunun sağcısı, solcusu, muhalefeti, iktidarı söz konusu değildir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkumandanı etrafında genetlenmiştir. Bu genetlenmeyi asla bozmayalım. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada bu böyle konuşmamı ekrandaki İzleyenler hoş görsün. O kadar ambiyans yoğun ki sesimi duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldım. Ben şimdi ayağa kalkacağım. Kameraman arkadaşlarım uyarmış olayım. Ahmet geldi. Ahmet'i de alalım buraya. Ahmet gel. Esenyurt Ahmet'le gurur duyuyor ama tüm Türkiye Ahmet'le gurur duyuyor. Ahmet gazilerimizden biri. Kaç yaşındasın Ahmet? 18 yaşındayım. 18. Mikrofonu yakın tut. Bize o günü biraz anlatır mısın ama mikrofonu da yakın tut, iyice yakın tut. Sen niye sokaktaydın, niye oralardaydın, nereye gidiyordun, niye gidiyordun? Öncelikle büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu tür tuzakları, bu tür hayasızca düşünceleri, uygulamaları milletimizden uzak tutsun. Başkumandanımıza, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Saat 10. Ahmet'in burası yaralı. O yüzden yüksek sesle konuşamıyor. Onun konuşmasını rahatlatmak için sizlerin biraz sesi sıfıra indirmeniz lazım. Ne olur? Göğsü bandajlı ve yaralı. Acıları var birçok yerinde, ayağında, göğsünde. Ne olur? Sesi sıfıra indirelim. Tamam. Alkıştan sonra ne olur? Herkes birbirini uyarsın. Konuşanın da ağzını tutsun artık. İlk girişim gecesinde, Cuma gecesi, normal haberleri izliyorduk biz de herkes gibi. 9:30-10 suları Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bir kalkışma olduğunu duyurdu canlı yayında. İşte bizler de hükümetimizin, yüce Türk milletinin
bundan önce de hiçbir hükümet görmediğimiz için zorluk nedir çekmedik. Kaza bela görmedik Allah'a şükür. Dediğim gibi darbe falan da görmedik. Yani yaşımızdan dolayı 18 yaşındayım daha. Başbakanımız bir kalkışma olduğunu söyledi NTV'de. Biz de hani reise bir şey yapacaklarını düşündük. Abdestimizi aldık. Peygamber Efendimiz'e. Komşu olmaya çıkıyoruz inşallah dedik. Ne olur Ahmet'i yormayalım. Ne olur çok rica ediyorum. Gaziniz sizin gaziniz. Ne olur yormayalım. Allah rızası için yormayalım. Ne olur. Yani herkes birbirini uyarsın. Konuşmakta güçlük çekiyor. Fark ediyorsunuz. Hem arkaları da uyarın. Hem yarası var. O yüzden güçlük çekiyor. Hem duyguları yoğunlaştı. O yüzden güçlük çekiyor. Hem sizlerin karşısında heyecanı var. O yüzden güçlük çekiyor. Ne olur susalım. Aslında dediğim gibi konuşmakta güçlük çekiyorum. Daha önce de böyle bir ortamda bulunmadık haliyle. Saat 10.30-11 sularında iki arkadaşım var. Enes 7 kardeş. Onlara da buradan selam söylüyorum. Allah razı olsun onlardan. Emin San. Beni de aldılar. En yakın havalimanına gideceğimizi düşündük. Yani bir bildiri atlanmadı. Darbe yapıldı ya da Türk Silahlı Kuvvetlerimizden. Biz oraya gidebileceğimizi düşündük. En kalabalık orada olacağımızı düşündük. Yolda yani affola büyük Türk milletinin önünde. Biraz heyecanlıyım. Konuşmakta da zorluk çekiyorum. Biraz halsizim. İki adet Yeşilköy yolunda havalimanına yaklaşırken tank birisi kayıplara karıştı işte bir anda. Birisini de durdurduk. Onlara asker demek istemiyorum. Kamuflajlı terörist demek istiyorum. Önüne geçen araçları ezerek devam etti. Biz de işte arkadaşımıza söyledik kullanan Enes 7 kardeş. Kardeşim geç önüne dedik. Öleceğimiz varsa öldürürüz. Hiç devletimize, milletimize. Ahmet, evet. Burada hem seni dinlendirmiş olalım hem sayın vatandaşlarım, dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü Türkiye'ye kilitlenmiş sevgili dostlar, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde yuvalanmış bir grup, emir komuta zinciri dışına çıkarak darbe girişimi başlatmıştır. Fethullahçı terör örgütü üyesi oldukları anlaşılan bu grup, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla devlete ve millete karşı saldırıya geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri birimlerimiz yoğun saldırı altında kalmıştır. Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu, milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına cesurca dikilmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sayesinde hamdolsun bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır. Milletimizin ülkesine ve iradesine
kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında darbecilerin silahları da, tankları da, helikopterleri de, uçakları da işe yaramamıştır. Asker elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır. Gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Darbe teşebbüsünde bulunan hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız, gözlerinin önünde onlarca kişi vurularak şehit olurken yaralanan birçok kardeşimiz de bütün bu şehit olan kardeşlerimizi o yaralı halleriyle kurtarma gayreti içerisine girmiş, sabaha kadar kararlı bir şekilde direnişlerini sürdürmüşlerdir. Hamdolsun, kendisini bu vatanın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak hisseden herkes darbe girişiminin karşısında yer almıştır. Milletimiz 1960 darbesinde Menderes ve arkadaşlarına sahip çıkamamanın üzüntüsünü yıllarca yaşamıştır. 1980 darbesinde bir sağdan bir soldan anlayışıyla dar ağaçlarına gönderilen gençlerine sahip çıkamayan toplumumuzun acısı hala tazedir. 15 Temmuz 2016 tarihi bu kötü gidişe dur denilen bir dönüm noktası olmuştur. Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı darbe girişimi milletin bizzat kendisi tarafından akamete uğratılmıştır. Türkiye demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını vatandaşlarının canı pahasına ispat etmiştir. Darbe girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil vatandaşlarımızdan, polislerimizden ve askerlerimizden şu an itibariyle 246 masum insan hayatını kaybetmiş, 1536 masum vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Çok açık söylüyorum. Şu anda şu siyasi parti, bu siyasi parti bunun üzerinde duracak değilim. Ama Cumhur'un başkanı olarak ben milletimle iftihar ediyorum. Ve milletimizle birlikte inanıyorum ki bütün bu engelleri aşmak suretiyle demokrasi tarihine bir kahramanlık destanını Türk milleti olarak biz yazmış oluyoruz. Bu böyle anılacaktır. Aziz vatandaşlarım, darbe girişiminin haber alındığı andan itibaren Cumhurbaşkanı olarak başbakanımızla, bakanlarımızla, emniyet teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizin darbecilere karşı duran komutanlarıyla çok yakın bir çalışma içinde oldum. Tüm tehlikeye ve tehditlere rağmen derhal İstanbul'a giderek milletimle birlikte darbecilerin karşısında dimdik bir duruş sergiledik. Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir. Bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de
3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Bilindiği gibi anayasamızın 120. maddesi ülkede demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri olması durumunda olağanüstü hal ilan edilmesine imkan sağlıyor. Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir. Yaşadığımız darbe girişimi Türkiye'de kimlerin canları pahasına demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olduğunu, kimlerin de diktatörlük peşinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emir komuta kademesi ve elbette en önemlisi milletimiz tercihinin daima demokrasiden yana olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinden itibaren meydanları, sokakları doldurarak devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu haykıran tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Partisi, siyasi fikri, inancı ne olursa olsun, tankların karşısında dikilen her bir vatandaşım benim gözümde Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Onlar gerçekten o imanlarıyla o tankların karşısında durdular ve şehadete koştuklarını haykırdılar. Değerli kardeşlerim, namluların karşısında dimdik duran, ki bu noktada tabii ki beraber yıllarca çalıştığımız arkadaşlarımızı da biz burada gerçekten uğurladık. Önüne arkasına bakmadan paletlerin altına yatan 32 yaşındaki bir hanım kardeşimiz bakıyorsunuz şehadete yürüyor. Bunlar işte bir bayanı tankla ezecek kadar alçak. Bu denli namussuz. Bu denli vahşi. Ama o hanım kardeşim benim şehadet şerbetini yudumladı ve oraya yürüdü. Durmadılar. Ama milletim de durmadı. Onlarca insan vurulduğu halde saatlerce bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşlarımın her biri İstiklal Harbi kahramanlarımızın torunları olduklarını ispatlamışlardır. Savaş uçakları, helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar atmasına, ağır silahlarla ateş etmesine rağmen sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri boşaltmayan kardeşlerimin kahramanlığını ifade edecek kelime, inanın, bulamıyorum. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından başka birileri yeniden aynı cüreti gösteremesin diye günlerdir tüm şehirlerimizin meydanlarında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın her biri isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını bilmelidirler. İşte bugün saat 4, baktım 4'ten itibaren herkes Kızılay'a yürümeye başlamış. Şu anda yine binlerce insan Kızılay Meydanı'nda. On binler Konya'da meydanda. Ve biraz sonra telekonferansta onlara bağlanacağız. Onlara hitap edeceğiz. Şurası çok çok önemli. Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı
Ankara Emniyet Müdürlüğü binalarında görev yapanlar başta olmak üzere darbe girişiminde bulunanların ağır saldırıları altında kalmalarına rağmen bir an olsun tereddüt göstermeden görevlerinin başına koşan, mücadele eden polislerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde darbe girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileyen, bu uğurda şehit olan, yaralanan askerlerimizin sağlam duruşlarına da milletimiz asla unutmayacak ve onları sürekli hayırla yad edecektir. Ve kendilerine yanlış emir veren, artık komuta bizdedir diyeni, evet, alnından öldürmek suretiyle, daha sonra kendisi de şehit olan, evet, askerimizi de ben buradan Niğdeli kardeşimi hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Valiliklerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere darbe girişimini haber aldıkları andan itibaren tüm imkanlarıyla, tüm güçleriyle devletlerinin ve milletinin yanında yer alan kurumlarımızın yöneticilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde darbe teşebbüsü karşısında millet iradesinin yanında saf tutan tüm medya kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletim, Türkiye tarihinin en güçlü devlet millet birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ortaya koymuştur. Milletimiz devletine, devletimiz de milletine sahip çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun en küçük bir endişesi olmasın. Hükümetimizin ilan ettiği olağanüstü hal, bu değerleri onlara yönelik saldırılardan koruma amacı gütmektedir. Asli hedef budur. Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edilemeyecek derecede küçük terör olayları karşısında benzer tedbirler alan Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların Türkiye'yi eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye kesinlikle hakları yoktur. Önce onlar kendilerine baksınlar. Biz kimseden ihsan istemiyoruz. Sadece gölge edilmesin yeter. Bu millet kendi kaderini belirlemeye muktedirdir. Bunu herkes böyle bilsin. Olağanüstü hal ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine karşı gerekli önlemlerin alınmasına, demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle ekonominin yurt içindeki ve yurt dışındaki unsurlarının olağanüstü hal uygulaması konusunda en küçük bir olumsuz çekinceleri, tereddütleri olmamalıdır. S&P Türkiye'nin kredi notunu BB artıdan BB'ye, görünümünü de durağından negatife indirmiş. Türkiye ile senin ne alakan var? Türkiye senin şu anda zaten üyen falan değil. Daha önce de bunları yaptın. Biz dedik ki bizim seninle alakamız yok ve kestik ilişkiyi. Şu anda siyasi bir karar açıklıyor kendine göre. Yani ben bunu açıklarsam acaba Türkiye'de yatırımlar durur mu? Sen bir boşuna uğraşma. Bizimle hele hiç uğraşma. Aynı şeyleri bundan önce de yaptınız, tutmadı. Ve bugün de tutmaz. Biz kararlı bir şekilde yatırımlarımıza nasıl devam edeceğimizi göreceksin. Bak, Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de açacağız. 20 Aralık'ta inşallah Avrasya Tüneli'ni, Boğaz'ın altından onu da açacağız.
Sizin gücünüz bizim bu yatırımlarımızın ne açılmasına ne de yapılmasına yetmez. Biz buna devam edeceğiz. Ve bütün bu yaptıkları değerlendirme Türkiye ekonomisinin gerçeklerini yansıtmıyor. Bunlar her şeyi yapabilirler böyle dönemlerde. Zaten onlar böyle dönemlerde bu anları beklerler. Yarın bakarsınız bunlar piyasaya bol bol virüs de salarlar. Farklı bazı adımlar atmaya da yönelirler. Ama şunu çok açık ve net söylüyorum. Bu süreçte Türkiye başta tasarrufların artırılması konusundaki teşvikler olmak üzere ekonomideki reformlarını kesintisiz bankamız gayet güzel açıklamalarını yaptı. Ve ön açıcı açıklamalarını da yaptı. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Piyasada herhangi bir likidite sıkıntısı söz konusu değil. Ve olmayacaktır da. Piyasaların kendi kuralları içindeki işleyişleri konusundaki hassasiyet, izlenen rasyonel ekonomi politikası çerçevesinde sürecektir. Her zaman söylüyorum, yine biz mali disiplinden asla taviz vermez, yolumuza böyle devam ederiz. Bugün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu toplantımızın hemen arkasından icra ettiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızın ve aldığımız kararların ben hayırlı olmasını diliyorum. Milletime şunu söylüyorum. Eyvah, şimdi olağanüstü hal ilan edildi. Yoksa bu süreçte artık valiler devreden çıkıp bu süreçte silahlı kuvvetler mi yönetime el koyacak? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, iradeleri bu süreç içerisinde daha da artacak. Ve silahlı kuvvetlerimiz valilerimizin emrinde, onların yönetiminde bu süreci sürdüreceklerdir. Ve bizler demokrasiden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu da böyle biliriz. Silahlı kuvvetlerimizde kesinlikle hükümetinin emrindedir. Hükümetiyle beraber hareket etme noktasındadır. Ve anayasamızın amir hükmü gereği bu milletin seçmiş olduğu cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak bizler de askerimizle beraber silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bütün o virüsleri temizleme mücadelesini sürdüreceğiz. Diğer kurumlarımızda, emniyette ve diğerlerinde bu tür virüsleri de görüyorsunuz temizleme süreci devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu da devam edecek. Çünkü adeta bir kanser virüsü gibi vücut metastaz oldu. Bunu temizlemeye mecburuz. Ve bunu inşallah temizleyeceğiz. Ki milletimiz huzur bulsun. Milletimiz geleceğe umutla bakmaya devam etsin. Ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sakın endişeye kapılmayın. Hiçbir endişeye yer yok. Türkiye bu badireyi hamdolsun atlattı ve bundan sonra da yatırımlarıyla beraber bu süreci güçlenerek devam ettirecektir. Hepinize en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, canlı yayınımız Esenyurt Meydanı'ndan, Esenyurt Cumhuriyet Nöbet Meydanı'ndan devam ediyor. Şimdi Ahmet Kekeç'le devam edelim. Ahmet Kekeç, Sayın Cumhurbaşkanı beklenen açıklamasını yaptı.
iki önemli başlık var. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz 3 ay süreyle olağanüstü halin ilan edilmiş olması. İkincisi de benim gördüğüm kadarıyla siz de gördüğünüz başka başlıklar varsa ifade edersiniz. Bu darbenin içerisinde başka devletlerin olabileceğini söylediği kısım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sesim duyuluyor değil mi? Şimdi ben Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu iki başlıklı karara geçmeden önce Cumhurbaşkanımızın açıkladığı iki başlıklı karara geçmeden önce burada gazimiz var. Onun bir cümlesinden hareketle kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Güzel kardeşimiz dedi Ahmet ki, daha konuşacak. Bizim konuşacak. Değerlendirmelerimizden adaşız sonra dinleniyor. Aynı zamanda adaşım Ahmet dedi ki ben 18 yaşındayım. Darbe nedir bilmiyorum. İlk kez bir darbe görüyorum. Şimdi ben muhtemeldir ki burada alanı dolduran birçok insandan belki %80'inizden daha yaşlıyım. Türkiye'de yapılmış ne kadar darbe varsa hepsini gördüm ben. Bütün darbeleri görmüş bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Darbe kötü bir şey. Hemen akabinde şunu söylemek gerekir. Her işin bir ahlakı vardır. Her işin. Çalışmanın bir ahlakı vardır. Yol arkadaşlığı yapmanın bir ahlakı vardır. İşte esnafsınız, iş adamısınız, işçisiniz. Hangi işi yapıyorsanız yapın, uğraştığınız alanın bir ahlakı vardır. Şimdi bununla birlikte darbenin de bir ahlakı vardır. Ya bu hakikaten böyledir. Yani darbelerin bir ahlakı vardır. Nedir? Bugüne kadar bizim gördüğümüz, yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz darbelerin işte kendi içinde kendi içinde doğruları vardır. Şunu darbenin söylemek istiyorum. Darbenin ahlakı var. Şunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim. Kastını biliyorum da. Ya şu. Hani ya darbenin ahlakı derken şu. Ya darbe yaparsın, tanklarını sürersin, tutuklamak istediğin insanlar vardır, onları tutuklarsın. Bunlar kötü bir şeydir. Hepsi illegaldir, antidemokratiktir. Yani darbenin bir raconu vardır demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama bu son darbe kadar ahlaksız bir darbe yeryüzünde yok. Yani bu kadar ahlaksız bir darbe görülmemiştir. Madem darbe yapmak istiyorsun, yönetime el koymak istiyorsun, hakkın olmadığı halde, korsan bir iş yapmak istiyorsun, yasaların dışına çıkmak istiyorsun, o racon üzerinde yürü, yapmak istediğin ne varsa yap, buna insanların tepkisi olur olmaz başka bir şey. Vatandaşı üzerine bomba atmak da ne oluyor? Meclisi bombalamak da ne oluyor? Tankları vatandaşın üzerine sürmek de ne oluyor? Bakın bunu sürekli söylüyorum ben. Bu ülkede 140 yıldır meclis var. 140 yıldır. 1876'da açtık biz meclisimizi. Cumhuriyete geçtikten sonra da devam etti. 140 yıllık meclis tarihi içinde ilk kez o yapı bombalandı. İlk kez bombalandı. Biz Kurtuluş Savaşı verdik. Ülkemiz İngiliz işgali altına girdi. İngilizler bile o meclisi bombalamayı düşünmediler, akletmediler. Bu ahlaksız, şerefsiz, FETÖ'cü, darbeciler bu ülkenin meclisini bombaladılar. Bu ülkenin insanlarını katlettiler. Bu son derece ahlaksız bir şeydir. Yani darbelerin ahlakı vardır derken kastettiğim şey biraz da bu. Şimdi bu yapı gerçekten mücadele etmesi çok zor bir yapı. Siyasetçilerimizin, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin işi çok kolay değil. Bunu ancak oluşturulacak olağanüstü şartlarda, olağanüstü çerçevede gerçekleştirmek mümkün. Bugün açıklanan
paket, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paket olağanüstü hal içinde daha hızlı hareket ederek, yasaları daha çabuk işleterek, mahkemeleri daha çabuk işleterek bu adi şerefsiz yapıyla mücadeleyi tamamlamak. İkincisi, Turgay oraya değinmedi ama mesela mali disiplinden bahsetti Cumhurbaşkanı. Mali disiplin. Çünkü alınacak kararlarla birlikte Türkiye'de ekonominin bozulacağı yönünde çok sayıda spekülasyon yapıldı. Bu spekülasyonu yapanlar da yine bu adi ahlaksız çevreler. Bu FETÖ'cü diye adlandırılan kesim. Ona ilişkin de Cumhurbaşkanı güvence verdi. Maliyeden sorumlu Bakanımız Gündüz, bu kararlar piyasa dostu kararlar olacaktır açıklamasını yapmıştı. Oraya bağlamak gerekir. Yani Türkiye'de kriz bekleyenler boşuna beklemesinler. Eğer bu FETÖ militanları kurtuluşlarını Türkiye'de yaşanacak bir oldu bittiye bir ekonomik krize bağlıyorlarsa, buradan umutlanmak istiyorlarsa boşuna umutlanmasınlar. Bu konuda da ben önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bizim acil gündemimiz bu insanlık dışı, bu şerefsiz, bu adi terör örgütüyle, asker üniformasıyla dolaşan bu teröristlerle halleşmek, bunları, bu virüsü bünyemizden atmak. Zaten buradaki kalabalık da Türkiye'nin insanların bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bize söylüyor. Buradaki manzara gerçekten çok önemli. Yani sizler olmasanız, buradaki kararlı duruşunuz olmasa birçok şey çok zor gerçekleşecek. Onu da söylemek istiyorum. Ve burada bulunduğunuz için, Türkiye'ye destek olduğunuz için, Türkiye'ye yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Evet. Kardeş Azerbaycan, Azerbaycan'da FETÖ'ye ait her ne var ise kapatma yok. Kapatma kararı aldı. Bir kez daha tekrarlayalım. Bu haber çok önemli bir haber. Çünkü Türkiye'den bile daha kapsamlı bir yapılanmaları söz konusu da orada. Özellikle ekonomi alanında, oranın doğal kaynaklarının işletilmesi konusunda ve okullar konusunda muazzam bir güce sahiptiler. Bu önemli bir karar. Bence yani Türkiye'ye destek açısından Azerbaycan'ın aldığı belki tarihi bir karar. Onu söylememiz gerekiyor. Şimdi tekrarlayalım. Kardeş Azerbaycan, Azerbaycan'da ne kadar FETÖ kurumu, kuruluşu, bakkal dükkanı, çekirdek dükkanı, her ne var ise kapatacak. Savcı Sayan'a döneceksin değil mi? Evet. Savcı Bey, bu OHAL'le ilgili birkaç şey söyleyelim mi? Yani çok basit şeyler söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü hal ilan edildi derken, daha önceki dönemlerde, arkadaşlar bir dakika. Siz böyle dik durdukça, vatandaş olarak ayrım yapmadan kol kola, Esenyurt bir Türkiye modelidir. Yani Esenyurt'ta herkes var. Yani Türk var, Kürt var, Alevi var, Sünni var. Esenyurt aslında kardeşliğin başkenti. Dolayısıyla siz böyle dik durdukça bu vatanın bölünmeyeceğini hem FETÖ şeytan anladı hem de büyük şeytan Amerika anlamıştır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü hal derken diğer olağanüstü hallerle arasında bir fark var. Kalın bir fark var, onu söylemek istiyorum. Daha önce darbe yapan askerler olağanüstü hali
halka baskı için kullanıyorlardı. Halk için olağanüstü hal ilan ediliyor. Şimdiki olağanüstü hal ise halkın değerlerini ve demokrasisini korumak için bu şeytanlara karşı alınan bir olağanüstü haldir. Yani buradaki olağanüstü hal onları daha kısa vadede yok etmek için devletin sizin adınıza, devletin sizin adınıza almış olduğu bir olağanüstü hal yöntemidir. Onlara karşı ilan edilmiş, halka karşı değil. Çünkü sizin başka talepleriniz de var. Yani biz hepimiz birlikte idamı savunuyoruz, sonuna kadar da savunacağız. Bu da sizin talebiniz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aslında bugün, Sayın Cumhurbaşkanı bugün tabii fazla... Siz bundan sonra halk olarak, bakınız, siz bundan sonra halk olarak o kadar büyük bir görev yaptınız ki sizin dediğiniz olacaktır. Onun için Cumhurbaşkanı onu söylemek istiyor. Diyor ki benim halkım ne söylerse ben ona boyun eğerim. Çünkü benim halkım çıplak ellerle tankları durdurdu. Dünyada çıplak ellerle tankları durduran başka bir millet var mı? Yani şimdi ben artık bir kez daha iyi anladım ki Erol Evgin'e buradan bir gönderme yapalım. Bir kez daha anladım ki şezlonglarda, kumsallarda şezlonglara uzanıp tatil yapan Erol Evgin gibilerle Esenyurt'taki vatandaşların oylarının bir olmadığını anladım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bugün Cumhur'un başkanı olduğu için siyasete girmedi. Ondan dolayı böyle biraz dar çerçevede konuştu. Şunu söyledi, ben olağanüstü hali niye ilan ediyorum? Halkımın taleplerini kısa sürede yerine getirmek için yapıyorum. Bu FETÖ çetesine karşı olağanüstü hal ilan ediyorum. Sevgili kardeşlerim, Sayın Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Bey dedi ki darbenin olacağı akşam iki tane subay buraya geldi. Buradan da korsan bir taksiye binip kaçtılar. Başka bir taksiye binemezlerdi çünkü hayatları korsancılıkla geçiyor. Arkadaşlar bildirileri korsan, taksileri korsan, kendileri korsan, FETÖ'leri korsan. Mutlaka korsan taksiye binecek. Şimdi bir de bunların iki tane dergisi vardı arkadaşlar. Bunlar yıllardır bize şifreyle konuşmuşlar. Biz anlamamışız. Ya da biz İslamiyet'i kullandıkları için, biz dinimize çok bağlı olduğumuz için bunlara biz inanmışız. Bunlar yıllardır Fethullah şeytanı konuşma yaparken defne yapraklarından söz ederdi. Ordunun içinde uyanan defne yaprakları var. O defne yapraklarından kastı bu darbe yapan o kamuflaj elbiseli teröristlerin kafasında o bütün askeri şapkalarda vardır. Defne yaprağına benzeyen bir böyle bir işaret vardır. Onu söylemiş. İkincisi bunların iki dergisi vardı. Bir sızıntı bir de aksiyon. Sızıntı demek askeriye sızıntı yapın. Onun üzerinden şifrelenmiş. Aksiyon da bu son darbe aksiyon filmlerini aratmayacak büyük bir film gibi. Dolayısıyla siz bunların oyununu bozdunuz. Bir de zamanını bekleyin. Evet, bir de zamanını bekleyin. Dolayısıyla hiç moralinizi bozmayın. Sayın Cumhurbaşkanı halkı ne kadar çok sevdiğini, ne kadar önemsediğini, halksız bir yaşamın olmayacağını, dolayısıyla belki biraz sonra eğer gelen bilgilere göre, Turgay Bey'in verdiği bilgiye göre sıra yetişirsek sizlere hitap edecektir Ankara'dan telekonferans sistemiyle Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bir şey daha söyleyeyim. Sayın Belediye Başkanı'ndan bir ricada bulunacağım. Bence bu Esenyurt Belediyesi'nin kamyonları bu askeri kışlaların ve tankların etrafını sarmıştı.
Bence iyi bir ressama bunu çizdirsin. Esenyurt Belediyesi'nin en önemli yerine bunu assınlar. Bir tarafta tanklar, diğer tarafta siz ve kamyonlar. Evet. Evet. Hem resimler de var. Fakat resimlerin dışında onu daha güzel şekilde resimleyecek kahraman Esenyurt halkını ve o kamyonlarla birlikte tankları kuşatan o resimleri Esenyurt'un her tarafına asalım. Esenyurt'un Türkiye'nin kurtuluşunda ne kadar önemli bir ilçe olduğunu, ne kadar önemli bir merkez olduğunu bundan sonraki nesiller de öğrensin. Kardeşlerim, moralinizi bozmayın. Bundan sonra Türkiye sizindir. Birileri çok denedi. 17 Aralık'ta denediler, 25 Aralık'ta denediler, Ekmek Oğlu'yla denediler, Gezi ile denediler. Gezi dedim de aklıma bir şey geldi. Bakınız, Gezi'de orayı burayı yakanlar vardı. Siz hiçbir yeri yaktınız mı? Hiçbir marketi parçaladınız mı? Çünkü siz demokrasi için uğraşıyorsunuz. Bir şey aklıma geldi, sizinle paylaşmak istiyorum. Ses problemi var, fazla uzatmak istemiyorum. Gezi'de koçlar, tosunlar, öküzler oradakilere kamyon gıda gönderiyorlardı. Size hiçbir şey gönderdiler mi? Ya işte bu yeter onlara. Ama sizin belediye başkanlarınız var, sizin kardeşleriniz var. Sizin onların o ekmeklerine de ihtiyacınız yok. Onların o minnetli ekmeğini yemeyecek kadar da onurlu ve gururlu olduğunuzu biliyorum. Siz Cumhurbaşkanını izlemeye devam edin. Cumhurbaşkanının yereldeki temsilcileri, belediye başkanınızı izlemeye devam edin. Örgütünüzü izlemeye devam edin. Mensup olduğunuz hangi parti olursa olsun onun teşkilatını izlemeye devam edin. Allah'ın izniyle bu ülke büyük bir badire atlatmıştır ama üstesinden gelecektir. Şimdi ekranları başında bizi izleyenler de Twitter üzerinden arkadaşlar verecektir. Bu ankete, bu referanduma katılabilirler. Esenyurt Meydanı'nda bir sıra dışılık yapacağız ve bir anket yapacağız burada Sayın Başkanım. Sayın Başkan'ın haberi yok. O da bakıyor ne yapacağız diye şimdi. Şimdi rejiden rica ediyorum, aynı zamanda kalabalığa da dikkat kesilsin. Esenyurt'un genç bir gazisi var. Birazdan kendisini dinlemeye devam edeceğiz. Adı, bu gazimizin adı Ahmet Onay. Ve biz de şu anda bir meydan üzerinde bulunuyoruz. Soruyorum, bu meydanın adı Gazi Ahmet Onay Meydanı olsun diyor musunuz, demiyor musunuz? Diyenler bayraklarını bir dalgalandırsın bakalım. Diyenler bayraklarını şöyle güçlü bir dalgalandırsın. Bir daha soruyorum. Şimdi nikah kıyılırken başkan soruyor. Üç defa soruyor, ben de üç defa soruyorum. Bu meydanın adı Gazi Ahmet Onay Meydanı olsun mu? Bu meydanın adı Gazi Ahmet Onay Meydanı olsun mu? Bu meydanın adı Gazi Ahmet Onay Meydanı olsun mu? Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada bir engel var mı bilmiyorum. Mikrofonu Sayın Başkan'a uzatırsanız. Burada bir engel varsa pazarlık yapacağız, başka yerlere gideceğiz. Şimdi bu bir meclis kararı gibi oldu. Biliyorsunuz meclis kararı başkan oraya gelir, başkan imzalarsa kabul. İade ederse bir daha görüşülmesi lazım. Ben bunu iade ediyorum. Daha büyük bir meydan yapıyoruz. Yeni belediye binamızın önünde. Oraya Ahmet'in adını verelim. Daha anlamlı olur. Oo. Çok çok büyük bir meydan. Buradan daha büyük bir meydan. Daha büyük bir meydan. Başkanı alkışlıyoruz meydan. O zaman. Başkanı alkışlıyoruz ve teşekkür ediyoruz.
Ahmet hayırlı olsun. Ahmet mahcup oldu. Ahmet mahcup olacak bir şey yok. O meydanda gezenler, o meydana gelenler diyecekler ki burada bir Necmi Kadıoğlu diye bir başkan vardı. O günde milli mücadeleye katılan Esenyurtlar vardı. Onlar oturmuşlar bu meydana Gazi Ahmet Onay adını vermişler. Allah Allah niye vermişler diye merak edecekler. Bu meydanın adı niye Ahmet Gazi Onay diye merak ettiklerinde hikayesine bakacaklar. Bunun hikayesine. İşte o hikayeyi şimdi Ahmet'ten dinleyeceğiz. Ahmet, yola çıkmıştın. Daha henüz tankları ele geçirmemiştin. Öncelikle tekrardan selamünaleyküm. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Bu denli büyüyeceğini işin hiç tahmin etmiyordum Sayın Başkanım. Çünkü biz de vatandaşlar gibi, ben de onlardan biriyim. Yani hiçbir farkımız yok. Allah herhalde sadece bizi bir önce olarak mı buraya çıkarttı? Allah razı olsun bütün milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan öncelikle. Evet. Şimdi yola çıktınız. Tanklar önünüzde bazı araçları ezmişti. Sen Enes'ti değil mi? Enes yedi kardeş. Enes yedi kardeşe bas Emin, önlerine geç dedi. Evet, Emin San diğer arkadaşımızın isminde. Enes kardeşim geç dedik yani. Öleceğimiz varsa zaten ölürüz. Herkes bu yolda ölüme çıktı adeta. Aslında dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce çıktık biz yola. Belki de tahmin de demek istemiyorum ama sözü de çok uzatmak da istemiyorum. Tankı durdurduğumuz zaman inerek aşağı tanka doğru Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz diyerek işte hem bağırıyoruz hem koşuyoruz. Tanka ilk Enes kardeşim çıktı. Ondan sonra işte bizler de çıktık. Üç asker tankın üstünde. Arkadaki uzmanlardan. Birisi rütbesini çıkarttı, attı. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyor ya, biz sizlerle gurur duyuyoruz diye. Koçum benim. Şimdi ben araya gireceğim, hem o dinlenmiş olsun. Asker 17-18 yaşında delikanlıları tankın üstünde gelince, diğer mikrofon var, görünce gördüm şimdi. Görünce utanıyor. Bu Türk askeriymiş. Yani işte bu utanan, hicap duyan ve rütbesini söken gerçek Türk askeriymiş. Anlamış. Yani bir garip bir durumun olduğunu anlıyor ve rütbesini söküyor. Bir şey diyecek sadece Tuna. Ve bayrağımıza eş bir bayrak yoktur. Ve bu ülkede paçavraları dalgalandıranlar kalkıp da bu ülkede bayrağımıza eş bir tablo sergileyemezler. Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan bu yana şehit kanlarıyla yoğruldu. Ve bizim hedefimizde ne var? 2023 var. Bizim hedefimizde ne var? 2051 var. Bizim hedefimizde 53 var ve bizim hedefimizde ne var? 2071 var. Ve o hedefe doğru biz o günleri göremeyeceğiz ama torunlarımız inşallah o hedefi görecekler. Değerli kardeşlerim, sevgili Konyalılar,
780 bin kilometre karelik bu vatan toprakları evvelallah sizlerle, bizlerle hep birlikte yeniden inşa ediliyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar güzel inşa ediliyor. İşte eğitimde atılan adımları biliyorsunuz. Sağlıkta atılan adımları biliyorsunuz. Ulaşımda atılan adımları biliyorsunuz. İşte Konya, Ankara arasında hızlı tren. Konya, Ankara arasında duble yollar. Konya Havalimanı ve Mavi Tünel, bütün bunlarla beraber çok daha farklı bir Konya'yı inşa ettik, ediyoruz, edeceğiz. Ve Konya dünyanın en modern şehirlerinden bir tanesi haline geldi. Ve değerli kardeşlerim, bütün bu adımları kararlı bir şekilde atarken inşallah geleceğe yönelik hiç sizleri sıkıntıya düşürmeyecek altyapı yatırımlarıyla güçlü hale geleceğiz. 4 tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devletimiz yok. Neymiş o ya? Paralel devlet. Bu oyunlara biz gelmeyiz. Paraleli maraleli olmaz. Buradan Pensilvanya'daki zata ve onun uşaklarına sesleniyorum. Eğer dürüstseniz, eğer hukuktan yanaysanız, buyurun vatandaşı olduğunuz Türkiye'ye gelin. Gelemiyorsanız demek ki ihanet içindesiniz. Kardeşlerim, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısını yaptık. Ardından Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Şunu bir defa bilmenizi istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bugün tarihi bir teklif sunduk hükümete. O da olağanüstü hal kararıydı. Ardından Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Ve olağanüstü hali Bakanlar Kurulumuzda evet, Bakanlar Kurulu kararı olarak geçirdi. Şimdi birçok spekülasyonlar başlayabilir. Olağanüstü hal sıkı yönetim değildir. Sadece demokrasinin daha iyi işleyebilmesi için özellikle bu terör örgütü mensuplarını, Fethullahçı terör örgütü mensuplarını, hangi terör örgütü mensubu olursa olsun, bunları kamudan temizlemek suretiyle devletimizi güçlü ellere teslim etme hareketidir. Olağanüstü hal kanunu, değerli kardeşlerim, valilerin yönetiminin çok daha güçlendirilmesi sürecidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yine valilerimizin illerde emrinde olacak ve onlarla birlikte çalışmasını sürdürecektir. Olağanüstü hal sürecinde temel hak ve özgürlükler noktasında asla bir kısıtlama söz konusu değildir. Böyle bir şey yoktur. Bunun garantörü biziz. Ve halkım çok daha huzurlu olacak. Çok daha güvenlikte olacak. Ve aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyecektir. Birçok spekülasyonlar yapanlar çıkabilir. Sakın bu oyuna gelmeyiniz. Şu anda 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. Bu asla vatandaşımın ekonomik faaliyetlerine yönelik bir adım değildir. Bunlarda rahat olun.
Uydurulan yalanlara asla sizler inanmayın. Zaten gerek başbakanımız, gerek hükümet yetkilileri zaman zaman bu konularda da gerekli aydınlatmaları yapacaklardır. Biz de aynı şekilde bunları yapacağız. Konya, ikinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyoruz, değil mi? Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Geceniz mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine sahip çıkan, bunun mücadelesini veren komuta kademesine şahsım adına, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde polis teşkilatımızın o kahraman komuta kademesini, tüm polislerini aynı şekilde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama hepsinden öte bu işin başını çeken milletime kalbi şükranlarımı ifade ediyorum. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor ya. İşte siz yürüdünüz. Ve buraya bu işi taşıdınız. Ben diyorum ki şehitlerimize hitaben, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Ve tüm Konyalı kardeşlerime ve şu anda tüm Türkiye bizleri izliyor ve Türkiye'ye de Ankara'dan şahsım, başbakanımız, bakan arkadaşlarımız hep birlikte selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz. Kalın sağlıcakla. Dönelim. Dönelim. Ömer, dönelim. Şanlıurfa, bizleri duyuyor musunuz?
Şanlıurfa bizleri duyuyor musunuz? Ankara'dan Şanlıurfa'ya selamlar. Geceniz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Şanlıurfalı kardeşlerim. 15 Temmuz akşamı cereyan eden Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimini hamdolsun milletimiz Türkiye'nin dört bir yanında ortaya koymuş olduğu karşı bir direnişle noktaladı bitirdi. Ve şimdi sizler şu duruşunuzla bu süreci sağlama almanın mücadelesini veriyorsunuz. Millet olarak şehitlerimiz oldu. 246 şehit verdik. 1500'ü aşkın yaralımız var. Demokrasi mücadelesinde sizler, bizler hep beraber galip çıktık. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Fethullahçı terör örgütü ve onun arkasındaki değerli kardeşlerim, bütün mensupları bunun bedelini şu anda yargıda çok ağır ödüyorlar. Ödemeye de devam edecekler. Ama bu adeta bir istiklal mücadelesinin yeniden kazanılması hadisesidir. Sıradan bir olay değil bu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi haince emellerine alet etmek suretiyle askerimizin elbisesini giyerek haince bu saldırıları yapanlar bunun bedelini ağır ödeyecekler. Ve ödemeye başladılar. Şu anda bütün bu süreçte emeği olan başta silahlı kuvvetlerimizin, devletinin, milletinin yanında yer alan generallerimize, subaylarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde polis teşkilatımızın tüm kademelerinde yer alan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu süreci gece gündüz demeden takip eden yargı mensuplarına, şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü 15 Temmuz akşamı ortaya koydukları tavır çok çok önemliydi. Onlar dediler ki gidişiniz yanlıştır ve şu anda yargı olarak biz süreci başlattık. Ve onlar tutuklama talimatını verdiler. Ve tutuklama sürecini başlattılar. Bir taraftan emniyet gözaltına alırken diğer taraftan yargı süreci başlattı. Şu ana kadar kararlı bir şekilde bu devam ediyor ve devam edecek. Çünkü milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini parçalamak, bozmak isteyenlere karşı hep beraber tüm kurumlarımız milletçe bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Şanlıurfa bu yürüyüşte her zaman bizimle beraber oldu. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ve hakikaten Şanlıurfa şanına yaraşır olanı hep yaptı. Kardeşlerim, bizler 15 yıldır bu ülkemizin o kara bahtını aydınlık bir geleceğe çeviren kadrolar olduk. Sevdik. Ama hamdolsun sevildik. Bundan sonra da biz halkımızı, milletimizi, vatandaşımızı Rabia'daki o dört başlıkta inşallah yaşayarak seveceğiz. Tek millet diyoruz. Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Roman'ı, Boşnağı, Arnavut'u ayırt etmeksizin 79 milyonuyla tek millet. Ve değerli kardeşlerim, ikincisi de tek bayrak. İşte bayrağımızı elinize aldınız ve Şanlıurfa'nın en büyük meydanını doldurdunuz.
Günlerdir dolduruyorsunuz. Ama bu bir duruştur. Bu bir selamdır. Ve dediniz ki yeryüzünde, demokrasilerde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dediniz ve bunu gösterdiniz. Ve üçüncüsü, tek vatan dediniz. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Dördüncüsü, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Paralel devlet. Ne demekmiş o? Ve bu paralel devlete en büyük cevabı işte sizin bu duruşunuz veriyor. Bugüne kadar bunu da kararlı bir şekilde sürdürdünüz. Girişimlerimizi başlattık. Pensilvanya'daki zatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak istettik, istetiyoruz. Tabii dostlarımızdan, stratejik ortaklarımızdan bizler bu terör örgütünün başını bize teslim etmelerini bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Ve vereceklerine inanıyoruz. Ve bunun dışında şu anda ülkemizden kaçanlar, kaçmaya çalışanlar, bütün bunları da daha önce demiştim ya, inlerine gireceğiz diye. Evet, inlerine girmeye devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Bulacağız ve milletimiz de buna şahit olacak. Ve bizler demokratik parlamenter sistemi hep birlikte savunacağız. Ve şu ana kadar hamdolsun milletimiz farklı siyasi görüşlerde olmalarına rağmen hep birlikte bu sürece sahip çıktılar. Fakat tabii ki bu süreçte ben özellikle milletimizin buna sahip çıkışını unutmam mümkün değil. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ve değerli kardeşlerim, bu şehitlerimizin içerisinde askerimiz var. Onlar silahlı kuvvetlerimizi bu haşhaşilere yedirmemek için mücadele verdiler. Polisimizin içinde aynı şekilde. Onlar da bu mücadeleyi sürdürdüler. Daha da ötesi, tabii milletimiz de bu mücadeleyi kararlı bir şekilde verdi. Vermeye devam edeceğiz. Onların tankları varsa benim milletimin de imanı var. İmanıyla o tankların karşısında durdu. Bunu bu şekilde sürdürdü. Bakınız, günlerdir bu meydanları sizler dolduruyorsunuz. Şimdi diyorum ki bizler bu süreci farklı bir şekilde inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün önce Milli Güvenlik Kurulu toplantımızı yaptık. Ardından Bakanlar Kurulu toplantımızı yaptık. Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bir olağanüstü hal kanunu ile ilgili bir tavsiye kararı aldık. Ve bu tavsiye kararımız Bakanlar Kurulu tarafından da kabul gördü ve imzalanarak adıma atıldı. Şimdi birçok spekülasyonlar bu arada yapılabilir. Olağanüstü hal kanununu sıkı yönetimle karıştıranlar olabilir. Sıkı yönetim başka bir olay. Olağanüstü hal başka bir olay. Olağanüstü hal kanunuyla valilerimizin yetkileri daha da artırılmış olacak ve halkımızın huzuru, mutluluğu çok daha farklı bir şekilde sağlanacaktır. Bunu farklı yere çekmek isteyenlere asla prim vermeyin. Değerli kardeşlerim, silahlı kuvvetlerimiz valilerimizin ve hükümetin emrindedir. Anayasanın amir hükmü gereğince Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk ordusunun şu anda başkomutanı olarak ben de ordumuzun başındayım. Ve ordumuz bu milleti
efendi olmaya değil, bu milletin hizmetinde olmaya devam edecektir. Huzurunu sağlamaya devam edecektir. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, polisimiz, polis teşkilatımız yine milletine hizmete kararlı bir şekilde devam edecektir. Asla ekonomik noktada herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Bu konuda hükümetimiz gerekli tedbirleri almıştır ve şu süreci çok daha farklı bir şekilde, verimli bir şekilde işleteceğiz. Tüm tüccarlarımız, sanayicilerimiz daha da hızla, daha da gayretle inşallah çalışmaya devam edecekler. Ve biz bu süreçten göreceksiniz. Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı olarak güçlenerek çıkacağız. Ben şimdi buradan Şanlıurfa'ya diyorum ki, bir olun. İri olun. Diri olun. Beraber olun. Kardeş olun. Hep beraber Türkiye olun. Sizleri Ankara'dan tekrar şahsım ve Başbakanımız, bakan arkadaşlarım adına kalbi şükranlarla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm Türkiye'ye selam. Milletten alan Recep Tayyip Erdoğan, göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan gerçekleştirdiğimiz nöbet yayınımız, nöbette sıra dışı, nöbette en sıra dışı devam ediyor. Ahmet Onay bizde, onun hikayesini dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz ama bir uyarı yapayım, o da şu. Hem sizlere hem ekranları başında bizi izleyen milyonlara. Biliyorsunuz, hatırlarsınız bu ülke bir deprem yaşamıştı. O depremden sonra insan dahi diyemeyeceğimiz, hayvan dahi diyemeyeceğimiz bazı tipler çıkmış ve bunu fırsata çevirmeye, evleri soymaya, ölenlerin kollarından bilezikleri çalmaya kalkan alçak adi tipler çıkmıştı. Şimdi bugünlerde de yine benzer tipler çıkmış sahneye. Polis kılığında eve geliyor ve arama yapmak istediğini söylüyor. Derdi soygun, hırsızlar. Dolayısıyla tüm Türkiye, sizler bunlara karşı da ne olur uyanık olun. Anormal gördüğünüz hiçbir şeye yanaşmayın, ilişmeyin, uzak durun. Şimdi Ahmet'i dinlemeye devam edeceğiz ama Sahi Tuna bitirmiş miydin? İlave edeceğim bir şey vardı zannediyorum. Bir cümlelik bir şey vardı. Sayın Anakent Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hainler mezarlığı önerisinde bulunmuştu. Ben senin önerinin çok da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve onu sadece Ahmet kardeşimiz için değil, 160 küsür
şehitimiz için, 260 şehitimiz için İstanbul'un bütün meydanları, sokakları, caddeleri, alanları bu şehitlerimizin isimleriyle donatılsın. Eğer bir anıt yapılacaksa da o şehitlik anıtı olur ve bir tankın üzerinde sivil insanların tankı ele geçirip demokrasinin zaferini ilan ettikleri bir anıt olur. Şehrin en önemli alanlarından bir tanesine. Ötekiler çok anlamlı değil. Bu vesileyle belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet şurada kalmıştı. Tankın üzerine çıkmışlardı. Ve o asker rütbesini söküp atmıştı. Ahmet. Dediğimiz gibi tankın üzerine çıktığımız zaman arkadaki özellikle rütbelerine zaten baktım. Uzman çavuş rütbesini söküp attı. Abi iki çocuğum var dedi. Bırakın kurban olayım gidelim. Biz bu milletin askeriyiz. Allah izin verse bu olaylar bittikten sonra sadece PKK ile uğraşacağız dedi. Ben de biraz duygusalım. Öyle deyince dayanamadım tabii. Sarıldık. Askerimizi layık olduğu yere sırtımıza aldık. Bayrağı sarıp en büyük asker bizim asker diyerek... Yolumuza devam ettik. 4-4,5-5 saat yaklaşık havalimanında geçirdik. Saat 3-3,5 sularıydı. Cumhurbaşkanımızın havalimanına teşrif ettiğini duyduk. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini söylediler. Bunun üzerine F-16'lar alçak geçiş yapmaya başladı. Tabii biz daha önceden dediğim gibi savaş, bomba görmediğimiz için güzel ülkemizde bomba atıyorlar sandık herhalde. Öleceğiz sandık yani. O anda Sayın İl Başkanımız Selim Temurci de VIP girişinin önündeydi. Arkadaşlarım Enes ve Emin bir anda gözümün önünden kayboldular. İşte etrafta ablalarımız, abilerimiz, bizim de çünkü annemiz, ablamız var. Bir şey yapmamız gerektiğini düşündüm. Ceketi çıkarıp kafama dolayıp Cumhurbaşkanımızın VIP girişinin önündeydik dediğim gibi. O VIP noktasından içeri atladım. Camı patlatarak, diğer camları da kırarak insanları bari içeri doğru alırsak hani bir kargaşayı önlemiş oluruz diye düşündük. O anda zaten ben de kendimi yerde buldum. Allah razı olsun, bir tane vatandaşımız, abimiz başıma geldi. Ben dedim abi kurban olayım, bacağımı sarın, göğsümü sarın, ben Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum dedim. O da dedi ki, kardeşim namus şeref sözü dedi. Cumhurbaşkanımız söz veriyorum senin yanına gelecek dedi. 5-10 dakika tekrar geçtikten sonra Cumhurbaşkanımızı karşımda gördüm. Eğildi, alnımdan öptü. Kulağıma bize eğilmek yakışmaz. Ayağa kalk dedi. İşte kalkmaya çalıştım ama kalkamadım. Böyle gelişti olaylar. Allah bir daha Türk milletinin başına böyle olayları yaşatmasın inşallah. Hepimiz Cumhurbaşkanımızın askeriyiz. Onun izinde olmaktan gurur duyuyoruz. Allah ona uzun ömür versin. Bu milletin başından eksik etmesin inşallah. Enes ve Emin de
yol arkadaşları da burada. Onları da bu hikayenin diğer kahramanları, onları da platformun üzerine çağıracağım. O diğer kahramanları da o aslan parçalarını da görün diye. Enes, Emin. Konuşmak ister misiniz? Enes sensin değil mi? Ben birkaç kelime söylemek istiyorum. Çok ayarlı. Oluyor, dön de söyle. Öncelikle Allah başımız... Ülkemizin başı sağ olsun. Yaşadığımız bu elim hadiseden dolayı şehitlerimize Allah rahmet etsin. Yaşadıklarımız gerçekten normal Avrupa ülkelerinde ya da birinci sınıf ülkelerde yaşanmaması gereken, 20. yüzyılda yaşanmaması gereken bir olaydı. Yalnız içimizdeki üçüncü sınıf zihni yaşattıklar, kendi toplumuna, kendi insanlarını katledecek kadar alçalmaları ve bu şekilde belki 10 tane istihbarat kurumumuz olmasına rağmen bunları deşifre edemeyecektik. Ama bu sayede kendilerini ele vermeleriyle Allah bir şerden bir hayır çıkarttı ve hepsi bugün tasfiye olunuyor. Biz bu anlamda hükümetimizin... Hükümetimizin arkasında olmaya, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. İki hususa buradan izniniz olursa değinmek istiyorum. O da şunlardır. Bazıları çıktı, bazı katliamcı askerlere yapılan muameleden bahsetti ve sadece bu olaydan bunu gördü. Hayır, vicdanını katledilen halk için değil de orada insanları katledenler için kullananlar bir onlar kadar da alçaktır, onlar kadar da haindir. Buradan o zihniyetin tamamını huzurunuzda, aziz Esenyurtluların huzurunda lanetliyorum. İkinci husus da direkt bu olayların akabinde Sayın Belediye Başkanımız da kendileri de burada. Suriyelilerin de yoğun olduğu bir yer burası. Vatandaşlarımızın dışında burada göçmenler de çok kendileri direkt ülkemizdeki Suriyelilere, azınlıklara zulüm göstermeye, onların üzerine bir baskı kurmaya, bu olaydan bunu çıkartmaya yeltendiler. Ama unutmayın, o darbeyi yapanlar da bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın çevresine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresine yerleşecek kadar vatandaşlar ve o kadar da haindiler. Biz hiçbir zaman ülkemizdeki azınlıklara bu olaylardan ötürü nemalanıp zulüm göstermeyeceğiz. Birinci sınıf muamelesini insan haklarının gerektirdiği şekilde onlara bu muameleyi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da Esenyurt bu anlamda kritik bir yer olduğu için tüm halkımızdan da sizlerin huzurunda ricamızdır. Kendim çevremde çok Suriyeli ve Arap olduğu için kendileri daima bizi arayıp dualarını esirgemeyen, hatta bir şey de bir anekdotu da burada paylaşmak istiyorum. Suudi Arabistan'dan bir dostumuz beni aradı ve şöyle dedi. Direnişimizi izledikten sonra siz çok aziz ve ulu bir milletsiniz. Ben de ilk fırsatımda geleceğim ve bu aziz milletin, bu aziz ülkenin insanlarından olmak için, vatandaşlığını almak için gerekli... Enes, şimdi şöyle bir şey yapalım. Çok uzadı galiba. Sen, yok, hiç uzama yok. Şimdi eminim ki bu meydanda seni dinleyen... Evet. Arapça, evet. Daha doğrusu Suriyeli kardeşlerimiz de vardır. Sen onlara Arapça birkaç cümle bir şey ifade et. Evet. Sonra Savcı Bey'den rica edelim. O da yine bu meydanda Kürtçe bilen kardeşlerimiz vardır. Onlara birkaç cümle etsin. Sayetuna da Türkçe. Lazca. Bu mesajı da vermiş olalım. Anekdotu bir bitireyim çünkü bitir ondan beni sonra. Çok etkiledi. Ben onu cep telefonuma direkt telefonu kapatır kapatmaz not aldım. Peki. Öyle o düzeyde beni etkileyen Peki. bir şeydi. O anekdotu anlattıktan sonra bir de bir kardeşlik mesajı ver Arapça buradakilere. Daha sonra telefonda Türkiye'ye geleceğim, vatandaş olabilmek için elimden geleni yapacağım ve şu kelimeyi söyledi. Türk milletinin bir ferdi olmamak en büyük ayıptır dedi. Biz böyle kutlu bir milletiz. Biz böyle aziz bir milletiz.
Bazıları direnişimizi küçümseyebiliyor. Tomaların önünde su sıkıldığı zaman kendiler çıldırıyorlardı. Büyük devrimci ayaklarına yatıyorlardı. Ama şu aziz millet topa, tüfeğe, tanka, F-16'ya direndi ve hürriyeti için, demokrasisi için mücadelesini tamamladı çok şükür. Buradan nacizane... Suriyeli kardeşlerimiz, şurada. Benden bir selam söyle Arapça onlara. Rejide o tarafı görebilir mi bilmiyorum kameraman arkadaşım. Tabii ki görür. Tabii ki görür. Buradan onlara... onlara seslen, Arapça kardeşlik mesajımızı ver. Onlar bizim misafirlerimiz, diledikleri kadar burada kalacaklardır. Onların hepsi baş tacıdır. Selamu aleyküm ya ıhvan-ı suriyin. Kefalküm inşallah külküm tamam. İntum ahune hay belet beletkum. İnşallah daimen bisir Suriye ahsen. Ama hay belet beletkum o üstad... Turgay sallimkum kesiren kesiren. Emine vereceğim mikrofonu ama kısaca. Savcı Bey'de mikrofon var mı orada? Savcı Bey'den. Tabii Sayın Başkan da Arapça biliyor. Peki. Turgay Bey, bu ülkenin Kürdü Türk'ünden ziyade bu ülkenin bütün insanları Türkiye'dir, Türkiye'lidir. Dolayısıyla kardeş olduklarını gösterdiler. Ben onlara şimdi birazdan Kürtçe bir selam vereceğim. Ama şunu da bilelim ki bugün mesela Doğu ve Güneydoğu'ya baktığımızda bu olaylarda devletinin bayrağını ve milletinin yanında ne kadar dik durduklarını gördük. Kesinlikle. Evet, ondan dolayı böyle bir şey yok. Biz bunlara selam gönderince bu ülkenin zenginliğini anlatmaya çalışıyoruz. Bir ayrım anlamında değil. Ben özellikle Esenyurt'ta buna çok önem veriyorum. Necmi Bey de Allah razı olsun bu konuda çok hassastır. Herkesi eşit tutar. Herkese eşit mesafede hizmet götürür. Allah yardımcısı olsun. Ez mekormancı meradık o ki... Eğer ki emgalatı konebne kayı, eme bir muhakkak Suriye'yi. Mana Suriye'yi çi bu? Dugu em vana beri hevdin, bira tur telabın, bir kevne hendere çadıra, keş kesi tine, haj tine be, namusa mecihere, hasiyete mecihere, şerefe mecihere, vati ku me eva dugu tün, dugu ki yahu uş kurmancı haz nakın. Yahu ez kurmancım. Merim. Kudeş de razı be. Merif çibe ewe. Merif ırka koş, rengi koş, şerim nake. Ev şerefa merive, hasiyete merive. Eş kurmancıya koş, şerim nake. Ev imana mine. Yalnız mego bira velat tur tela nebe. Bira namusa mevaka velat edini deri halkı nebine. Bira hasiyete meneçe, şerefa meneçe. Em velatı xubin, em ser aha xubin. Em vati hatna İstanbul'ci. Em cehevbin, Türk, Kürt, Laz, em birayı hevin. Dini meyeke, kulba meyeke, hudayı meyeke, peygamberi meyeke, jvi meyestir tişte tine. Mevati ku evadı gu, evi ku kafi vanal deri mali bu, kafi vanal ser Esed bu, kafi vanal ser Amerika'yı bu, vana boy ku kurmanca perişan kın, kurmanca Esenyurt'i perişan kın, kurmanca Çanakkale'yi perişan kın, kurmanca İstanbul'u, Bursa'yı, Mersin'i, Eden'i perişan kın, Nava Kuda dekhin bişinin Lugoy derici tur telabın perişan bir niyete on ev bu. Elhamdülillah çok şükür. Ve eva kabul nekir. Onu velatı kubuna khayi. Eva velatı hani ve bayrak eda. Kuna Türk'a çıka hebe ya Mecca kahaya. Ya Lazaj ya kahaya. Ya Kurdaj ya kahaya. Lugoy kubuna khayi. Lugoy kubuna khayi. Lugoy kubuna khayi. Velatı gidin tenne. Eğer ki emvalatı konebine kayı, emi veka Suriyeli'ye, emi bir kendine hendere çadıra, disa Suriyeli hatına cevap Müslümana, desteme ciye Müslümana cipeyna keve, emi bir evine cevap Yunanistan'ı hendere çadıra da, goştu khenzira, ye nane nivro bineme. Em belki ne karbim, khenci goştu khenzira tıştek iş bukhun, jivuka arıcamış ve eve, ez birayı ve Kürt, birayı ve Kürmanç, esteme nengi ve deste ve, وی ولاتی ببینه خواهی اوا ولاتا و نان خواهیه ولاتی کون هاتنه جیوه ورا جیوه خود سلامتی ها بده ببینه خیر و خواهشی تمامی
Tamamı Türkiye. Tamamı Türkiye. İlo evikul ser televizyona evikul ser televizyona mekudari dikin. Ev kurdi kul mekudari dikin. Un vakti ku bizan bini Türk'i kurdi un birayi hevvin. Un bibine yek. Un vi velati bibine khayi eva velata tera me teva dike. Ege ku me beri hevdin. Yeme teva perişankin. Emi tev tibin birçibin. Tev bihasiyet bin. Evi müsaade nekin şeva ebibine hoş, hayır hoşi biminin, vela teku bibine hoş. Hudeş de razı be. Biz böyle güzel bir milletiz. Emin, Emin sen anlat biraz. Ben olayların üzerinden biraz daha yüzeysel geçeceğim. O gece neler yaşadığımızla ilgili şeyleri anlatacağım. Herkes de olduğu gibi o saatlerde biz de İşimizden dönmüş, işte gün içinde yaşadıklarımızı bitirmiş, evimize dönüyorduk. Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Annem aradı o sırada beni. Emin dedi, köprüde tank var. Ben şaşırdım tabii, hani böyle herhalde dedim yol çalışması falan bir şeyler yapılıyor. Köprüye bir şeyler olacak. Hiç aklımın ucundan geçmiyor böyle şeyler. Ardından babam aradı. Emin dedi, savcı Bey'le görüştüm. Yok. Savcı Vedat, başsavcı, İstanbul Başsavcı Vekilimiz. Hemen dedi, havalimanına koş. Daha başkanımız, reisimiz herhangi bir şey söylemeden televizyonlarda hemen dedi, havalimanlarına koşun. Hemen o arada da Ahmet bizi aradı. Olanları görüyor musunuz dedi. Haberiniz var mı? Biz de Enes'le beraberdik zaten tesadüfen. Hemen Beylikdüzü'nden harekete geçtik, Ahmet'i alarak. Ahmet'i de aldıktan sonra tabii yollar çok trafik. Gidemiyoruz, ulaşamıyoruz hiçbir yere. O sırada yan yollardan falan derken, hani yani gözümüz tamamen kırmızı alarmdayız her şeyimizle. Florya yan yola doğru ilerledik, havalimanına gideceğiz. O arada da bir tankla karşılaştık. Yani o ara ilk giden bizdik. Pek araba yoktu sağımızda, solumuzda. Yapacak bir şey de yok. Yani önünde 45 ton duruyor. Hani nasıl durduracaksın? Ben de o arada 5'lik pet şişeler almıştım. 5'lik damacanalar, 5'lik su şişeleri. Onları tanka atmaya başladım. Hani elinden bir şey gelmiyor çünkü. Su bombası. Ardından birkaç arabayla beraber sağ olsunlar onlar da destek verdiler. Jipler, kamyonlar derken hep beraber kendimizi tankın önünde bulduk. Ardından hep beraber tanktan inerek konuşmaya başladık. Öndeki as subaydı yanılmıyorsam, rütbeli bir askerdi. O hakaretler savuruyordu. Ama arkadakiler gerçekten boş bakıyorlardı. Yani bir hap kullanmış mı desem, gerçekten çok boş bakıyorlar. Uykudan yeni kalkmış gibilerdi. Onlarla konuştuk. Öndekini ikna etmeye çalıştık şoför. Onu ikna edemedik. Arkadakilere geçtik, sarıldık, öptük. Onlar zaten ağlamaya başladı. Arkadakiler ağlayarak, ya biz dedi ne yapıyoruz dedi ve tanktan inmeye başladılar. O arada da yanımızdakilerden hep beraber en büyük asker, bizim asker Nidalarıyla uğurladık aşağı doğru. Ardından öndeki asubaya geldik. 70 yaşında bir amcamız vardı, onu ikna etmeye çalışıyordu. Onu hep beraber tankın üzerine çıkardık. Bastonluydu, ya ayakta duramıyordu. O asubay amcamızı ittikten sonra hep beraber tepki göstermeye başladık ve güç uygulayarak oradan çıkardık. Bize vurmaya çalıştı, bizi itti. Yalnız ya tutarak onu etkisiz hale getirdik ve biz üçümüz polisi arayın diyerek oradan uzaklaştık. Çünkü havalimanında daha büyük şeyler vardı, biliyorduk. Hemen havalimanına doğru devam ettik. Havalimanında da muhteşem bir kalabalık vardı. Milletimiz gerçekten, hani deriz ya, kefenimizle çıktık bu yola. Gerçekten öyleydi. Dış hatlarda askerimiz vardı. Onu etkisiz hale getirdiler. Ardından VIP'ye doğru gittik. Reisimiz gelecek dediler. VIP'ye gittikten sonra F-16 sesleri duyulmaya başladı. Biz tabii F-16 olduğunu bilmiyoruz.
patlama sesleri geliyor. Yüreğimiz de patlıyor. Florida'da birkaç evin hala camları patlak. Ardından patlama sesleri gelince muhteşem bir görüntü gördüm orada. Karısından, kızından, çocuğundan herkesin tek ses biz kefenimizle çıktık bu yola dediler. Bir daha atın dediler. Bomba zannediyoruz. O sesi başka ne zannedebilirsin ki orada? Ardından zaten film koptu. Yaşadıklarımız yani yüzeysel olarak bu kadar. Vallahi şimdi hepimiz bir mücadele verdik. Kimimiz meydanlarda verdik. Ama şimdi bu mücadelenin yanında ben utanayım yani. Böyle kapatayım yüzümü, utanayım ben yani. Öyle deme. Sen o çağrıyı yapmasaydın daha henüz Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya çıkmadan önce, Sayın Başbakan henüz daha konuşmadan önce sen bu bir darbe girişimidir, millet sokaklara çıkın demeseydin, selalar okunsun, ezanlar okunsun demeseydin bu ekranda, belki de bu gençler de o havalanı doğru yürümeyecekti. O kadar da değil. Tamam. Amenna. Bunlar gaziler. Alınlarından öpüyoruz. Mübarek olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ama sen de kendini o kadar da yabana atma. Eyvallah. Eyvallah. Hepimiz oradaydık. O zaman siz de kendinizi yabana atın. Biz bir mücadele yapabildiysek o gün, bundaki kilit nokta şerefiyle, namusuyla ekranlar başında sizler gibi vatanı için, milleti için korkuya, güce boyun eğmeyip, bazıları vardı hani bir haber sitesi, Aptal Sarışın falan diyordu onun hakkında. Onlar mesela postal yalamayı, sihirli postalların peşinde gitmeyi alışmışlar. Bünyeleri bunu istiyor. Ama bazıları da vatanı milleti için, istikrarı için mücadele ediyor. Böyle mücadele eden şerefli basın mensuplarımızdan da Allah razı olsun. Bu mücadelede, bu onurlu zaferde onların da şehitlerimiz kadar, gazilerimiz kadar, sokaklarda tanklarla mücadele eden halkımız kadar payı bir o kadar da onlarda var. Allah sizden de onlardan da razı olsun. Ya ben en sıra dışını bundan böyle bu arkadaşlarla yapacağım. Kusura bakmayın, sizle olan tüm anlaşmamı feshediyorum. Kimmiş? Ahmet Kegeç bir şey mi diyecekti? Ben yok, sadece mikrofona aracılık yaptım ama madem elime geçirdim birkaç şey söyleyeyim. Peki mikrofonu yaklaştırırsan. Başkan siz istediniz değil mi mikrofonu? Ben gasp etmiş oldum, çok özür dilerim. Vallahi Ahmet Kegeç mikrofonu yaklaştırırsan yani böyle. Şöyle söyleyeyim, gençler bu tabiri anlayacaklardır, dumur olmak. Dumur olmak. Şimdi ben burada dumur vaziyetindeyim, onu söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Olumlu manada söylüyorum ben bunu. Yani ben onu sıklıkla vurguluyorum. Ya biz bütün darbeleri gördük. Biraz da böyle yaşımızı başımızı aldık. Doğrusu ben böyle bir kitleyle, böyle bir gençlikle karşılaşacağımı hiç tahayyül etmezdim. Onu hemen söyleyeyim. Burada bambaşka bir tablo var. Bana çok da böyle rasyonel gibi gelmiyor. Açık söyleyeyim. Tabii ki rasyonel dibine kadar. Ya bağıramıyorum. Sesim bu kadar çıkıyor benim. Kusura bakma. yani burada bambaşka bir tablo var, onu söylemeye çalışıyorum. Şu anda dumur vaziyetindeyim. Bakalım Necmi Başkan benim bu dumur vaziyetime ne gibi katkılarda bulunacak? Mikrofonu onu uzatıyorum. Ama söyleyeyim, çok güzel gençler var Esenyurt'ta. Maşallah. Vallahi ya, yani. Hamdolsun yani. Şakı gibi. Sayıları çok fazla. Maşallah. Ama tabii Akıncı gençlerimiz. O ruhla saldırmışlar. O Akıncı faaliyeti gerçekleştirirken ki görüntüler var zannediyorum bir kısa. Evet. Başkanım sizden önce o görüntüleri arkadaşlar hazırlamışlardı zannediyorum. O mücadelenin, tankların önünün kesildiği. Bir görelim bakalım. O mücadelenin görüntüleri varmış arkadaşlar, şimdi haber verdi. Hazırsa Ömer hemen girebiliriz onu. Evet, şu anda hazırlanıyor. Verildi. Ses verelim, ses verelim. Ses yok, sadece görüntü var. Evet, sadece görüntü var.
Esenyurt mu burası başkanım? Siz anlatın bize başkanım. Evet, şimdi tabii yakın olunca gözlerimde ihtiyar. Şöyle kalkıp şöyle geçebilir misiniz? Şöyle geçeyim ben müsaade ederseniz. Şimdi biz o akşam ilk konuşmalarımızı yapıyoruz. Ve kendilerine diyoruz ki bu bakın Kani Akman kışlasındaki kamyonlarımız. Yani bu kışlada 140 civarında tank olduğu söyleniyor. Yine bu kışta içerisinde bir yüksek rütbeli subayın gelerek orada hapishane olduğunu ve onların boşaltılmasını söylemiş. Niye boşaltıyorsunuz? Herhalde bizim için boşaltıyorlardı. Şimdi ben buradan tabii hem hükümete ve yetkililere sesleniyorum. İstanbul'un hemen yanı başında Harımköy burası. Yine Hastal, yine Kartal, Cevizli'de. Yani 10 dakikada İstanbul'un merkezine inecek yerlerde bu tankların ne işi var? Kim için bunlar? Demek ki darbe için bunlar burada tutuluyor. Bunların buradan uzaklara atılması, yani vatan savunmasının sınırlarda yapmaları sağlanması. Bakın bunlar Esenyurt halkının yürüyüşü. İşte Sayın Kaymakamımızla biz ortada gidiyoruz. Ve bu yürüyüş tam 20 kilometre. Turgay Bey, 20 kilometre. Evet. Ben buradan Esenyurt halkına teşekkür ediyorum. Herkes var burada başkanım. Herkes var burada. Herkes var burada. Herkes. Sağcısı, solcusu, CHP'lisi, hepsi burada. Hepsi burada. Bunlar bir çağrıyla, buradan bir talimatla hemen çıktılar şu meydandan ve 20 kilometre havalanda vardılar. Ama bu gençler sağ olsun bunlar bizden önce varmışlar Akıncı. Biz ondan sonra geldik. Öncü birlik. Öncü birlik. İşte Sayın Kaymakamımız hemen benim solumda. Ve ayakları tabii patladı. 2 günde ayaklarını ancak tamir edebildik. Evet, biraz sonra tankların, bakın gördüğünüz gibi tankları eser aldık. Meğer bu tanklar tenekeymiş, haberimiz yok. İçindekiler tenekeymiş. İçindekiler aslında. Teneke. İçindekiler tenekeymiş. Yani çok kolaymış. Şimdi burası neresi? Burası havalandaki bir hava birliği. Yani eskiden Cumhurbaşkanlarının, şöyle durayım, karşılandığı yer. Ben de iki kere burada Sayın Demirel'i karşıladım, Tayyip Bey'in vekaleten. Buradan çıkarken biz askerleri durdurduk. Ve onların, çok hızlı geçtiniz, durdurduk ve onların oradan çıkmasını engelledik. Yakıt götürüyorlardı. Herhalde helikopterlere götürüyorlardı. Burada Esenyurt Meydanı'nda dua, işte şu manzara bakın. Askerlerle kapıştığımız manzara bizim havalanında. O sabah, yani tankları teslim aldığımız sabah. Daha sonra gittik. Bir kez daha oraya bastık. Baktık ki polis gelmiş teslim almış bizim talimatımız ve isteğimiz üzerine. Şükürler olsun. Herkes elinden geleni yaptı. Burada emniyet güçlerimizi de tabii, hatırlayalım. Tabii. Allah onlardan da razı olsun, polislerimizden. Onlar da bu mücadelede korkmadan, gözünüz kırpmadan tankların önündeydiler. Ellerinde o kadar ağır silahları yoktu. F-16'ları, kobraları yoktu. Evet. Ama onların da mangal gibi yüreği vardı o polislerin. Şehit oldular, yaralandılar, gazi oldular. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Buyur. Polise orada bu ses nereden çıktı dediğimizde, bomba sesi nereden çıktı dediğimizde, hani siz mi patlattınız? Bizim öyle bir mühimmatımız yok. O sesi biz çıkaramayız dediler. Doğru demişler. Evet. Doğru demişler. Hülasa. Evet, alalım bu görüntüyü, bize dönelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi Hasan Öztürk'e sorayım bu ara. O da şu. Şimdi Twitter'da mesajlar gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı az önce açıklama yaparken. Ya oranın güvenliği alınmış mı? Kayıp F-16 var mı? Bunları soruyor vatandaş. Ya böyle bir şey nerede sorulur? Ya böyle bir şey düşman işgali altındaki bir ülkede sorulur değil mi? F-16 gelir mi? Gelir mi? Bombalar mı vesaire diye. Buradan devam edelim mi? Hava güvenliği, yer güvenliği, deniz güvenliği sağlandı mı diye bunlar soruluyor, öyle değil mi? Bu ancak savaş ortamında ve işgal güçlerinin sınırları zorladığında konuşulabilecek şeyler. Ve bu darbe teşebbüsünü biz şöyle tanımlayalım. Çünkü Cumhurbaşkanımız da
yabancı unsurlar, başka devletler de olabilir diye bir şey var. Dolayısıyla bu darbe teşebbüsü bir iç işgal girişimidir. Dışarıdan kontrollü iç işgal girişimidir. Onu söyleyelim. İkincisi, olağanüstü hal konuşuyoruz. Olağanüstü halin neden gerek vardı sorusunun cevabını ararken bunlardan bir tanesinin de bir takım FETÖ'cü teröristlerin askeri kıyafetlerle firar ettiğini biliyoruz biz. Bunların serseri mayın gibi özellikle devlet erkanına yönelik bir girişimde bulunma ihtimali üzerinde duruluyor. Ve bunun için de çok o anlamda sıkı tedbirlerin alınması gerekiyordu. O hal meselesi hani şimdi yandık bittik diye başladılar bazı çevreler. Fransa o hal altında Avrupa Şampiyonası düzenlendi, hatırlayın. Yani Fransa'da da bir o hal var ve bugün 6 ay süreyle uzattılar yine. Ama Fransa hem askerini polisini daha görünür kıldı ve daha disiplinli bir şekilde, daha sıkı bir şekilde terörle mücadele ederken aynı zamanda Avrupa Şampiyonası gibi binlerce, yüz binlerce günlük turistin gelip gittiği bir memleket olarak o etkinliği düzenledi. Yine hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor. O eyaletlerin birkaç tanesinde mesela San Francisco olabilir, Florida'da bir terör saldırısı olmuştu. Hemen olağanüstü hal ilan edilmişti. Dolayısıyla bu olağanüstü hal sadece bize mahsus, bize ait, işte Türkiye'de falan olan bir şey değil. Bir takım olağan dışı olaylar karşısında devletlerin geliştirdiği refleks ve bunun anayasal alt zemini var. Hukuki alt zemini var. Dolayısıyla bu anlamda iç işgale yönelik, dışarıdan güdümlü iç işgale yönelik bu olağanüstü hal meselesinde çok böyle sade vatandaş açısından, bizler açısından bir problem teşkil edecek yönü yok. Onun altını özellikle çizmekte fayda var. Bir şey daha var. Bir arkadaşım mesaj atmıştı, oradan söyleyeyim. Hani o Standard Poor's'a dikkat çekti ya Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim kredi notumuzu düşürdü bunlar. Ama sizinle çalışmıyoruz. Yani ne yaparsan yap derken. Türkiye'deki dış yatırımlar, yani yabancı yatırımlar en fazla kredi notumuzun düşük olduğu dönemde girmiş. Onu da bir parantez olarak söylemiş olayım. Hayır, bir dakika bitiriyorum. Şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki bana. İki tanesini mutlaka söylemem gerekiyor. Bu gençlerle ilgili Mehmet Şeker abiyi her vesile anıyorum. Mehmet Şeker abi diyor ki o gençleri hepsini alnından öpüyorum diyor. Onu söylemem lazım. Yine bir Mehmet'ten bahsetmem lazım. Herkes nöbetteydi. İşte bahsetti Sayın Başkan ve Esenyurt halkı 20 kilometre yürüyüp hem tankları aldılar, ele geçirdiler öyle diyelim veya engellediler. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar hem de sabaha kadar ayaktaydılar. Herkes nöbetteydi. Diyor ki Savcı Mehmet Demir saat 11'de ben de nöbetteydim. Bunu da söylemiş olayım. En zor soruyu Salih Tuna... Ben kendi soruma kendim cevap vermek ama bu soruyu sana sorayım. Sen tamam. Yine kendi belki bununla ilgilidir. Eyvallah, onu tamam. Da oraya ilave et. Şimdi biz birkaç gündür özellikle de işte bugüne geldiğimizde bilanço itibariyle gördük ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binlerce, askeri yargıdan onlarca, yüzlerce neyse, işte Milli Eğitim'den, Maliye'den, şu bakanlıktan, emniyetten, yargıdan, hakim, savcı, şu yüzlerce, binlerce, 50 bini geçmiştir zannediyorum. Fethullahçı terör örgütüne mensup teröristleri bugün işte görevlerinden alındılar, gözaltına alındılar, Milli tutuklandılar. Milli Eğitim'den 21 bin kişi. Milli Eğitim'den 21 bin vesaire. Şimdi bu 15 Temmuz günü yapıldı bu darbe. Ben şunu merak ediyorum. Niye 15 Temmuz günü? Yani ne oldu da bu darbeyi yaptılar? Yahut ne olmadı da
bu darbeyi yaptılar. Şimdi aslında bu sorun gerçekten çok çok önemli bir soruydu. Şundan dolayı şöyle bir kara propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki bakınız işte hemen 15 Temmuz sabahı görevinden el çektirilecek ya da çeşitli mevkilerde bulunan insanları tasfiye edecek isimler hazırmış bunlarda. O halde bu, böyle bir hazırlıkları varmış. Bu senin soruna verecek olduğumuz cevap aynı zamanda bütün bu manzarayı umumiyi açıklıyor. O da şudur. Devlet bir süredir 2013'ten itibaren yoğun bir şekilde her kademede ahtapot gibi devletin kılçal damarlarına inen bu Amerika'nın yönlendirdiği, Amerika'nın taşeron örgütü, Fethullah terör örgütünü fişlemişti, takip etmişti, biliyordu. Ama işte bu OHAL gereği de zaten onun için var. Ve hemhal bunu devreye sokamıyordu. Bir işlem yapıyordunuz, o mahkeme safahatında bitmez tükenmez bir şekilde kaç defa göreve alıyordunuz, tekrar göreve iade ediliyordu. Görevden alıyorsunuz, tekrar göreve iade ediliyor ve o ortamda sağlıklı bir şekilde bu terörle mücadele verilemiyordu. Şimdi böyle listelerin hazırlandığını biliyordular ve bu tasfiye hareketi yapılacaktı. Önemli bir kısmı da Ağustos Şurası'nda yapılacaktı. Darbe girişimi de gündüz vakti öğrenildiğinde onlar sabahleyin karar, sabah 03 gibi, 04 gibi yapmaya düşündükleri darbelerini, darbe girişimlerini gece saat 9'da başlatmış oldular. Ama 15 Temmuz'da olmasının nedeni ise biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi bunların devletin kılcal damarlarından sökülüp atılma sürecini Binali Yıldırım'ın başbakanlığa gelmesiyle birlikte, Sayın Başkomutan'la birlikte eş götümlü bir şekilde üzerlerine gidecekleri konusunda artık kararlı olduklarını bu örgütün edindiği şey öğrenmesidir. Çünkü bu örgüt yaverlerine kadar, kılçal damarlarına kadar devletin her yerine sızmış. Bu çok net. Ben burada başka bir şey özellikle altını çizmek istiyorum. O da şu. Savcı Sayan biraz önce dünyanın en güzel Kürtçesini konuştu. Bu diyalekt olarak söylemiyorum. Anlamadığım halde herhalde iki gün daha konuşsa zevkle dinlerdim. Sesinin rengini çok güzel olduğu için de değil. Direniş hattında yer aldığı için, şu meydanlarda yer aldığı için, Türkiye'yim dediği için, o Kürtçe dünyanın en güzel Kürtçesi, o Arapça dünyanın en güzel Arapçası, şu anda konuştuğumuz Türkçe en güzel Türkçe. Çünkü onlar şurada bir millet olmanın ifadesi. Şimdi şunu söyleyecekler, buna uğraşacaklar. Meydanları irticalara, meydanları İslamcılara, meydanları şunlara bırakmayın şeklinde tezvir üretecekler. Meydanlarda Kürtçe var. Meydanlarda Türkçe var. Meydanlarda Türkler var, Araplar var, Aleviler var. Meydanlarda Atatürkçüler var. Bizim davamız şudur. Bizim davamız herkes kendisi olsun. Biz Atatürkçünün Atatürkçü olmasını istiyoruz. Bahçeyi arkadan çevirip Cumhuriyet Gazetesi gibi Fethullah'a hizmet haline dönüşmemesini istiyoruz. Biz Alevinin Alevi olmasını, Sünninin Sünni olmasını, Türkün Türk olmasını, Kürtün Kürt olmasını istiyoruz. Yani topyekun bu milletin ferdi olmasını istiyoruz. Fethullah Gülen gibi taşeron örgütleri hizmetkar olmamasını istiyoruz. Mücadelemiz budur. Bu biraz önce sosyal medyada dönen tezvirleri gördüğüm için özellikle bunun altını çiziyorum. Bozguncuları bu meydanlardaki birliktelik fena bir şekilde morallerini bozmaktadır. Onun için kardeşlerim özellikle şu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Bu meydanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlarıdır. Bu meydanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin meydanlarıdır. Bu meydanlar AK Partisi'nin meydanlarıdır. Ve şimdi parti meselesi değildir. Türkiye Amerika saldırmıştır. Türkiye şu anda topyekun omuz omuza, el ele, kol kola direnmek durumundadır. Recep Tayyip Erdoğan da herhangi bir partinin lideri değildir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda hem seçilmiş Cumhurbaşkanı hem başkumandanıdır. Biz
Buradaki mücadelemiz vatan mücadelesidir. Vatan mücadelesine karşı bozguncu dillerini, çatallı dillerini sokanlar şunu istiyorlar ki acaba moral ve ahlaki üstünlüklerini kaybettiklerinden dolayı acaba direniş hatlarında bir bozulmaya, bir ivaya neden olabilir miyiz diye bunun hesabı içindeler. Bu konuda son Ahmet derece özen göstermek durumundadır. Bütün meydandaki herkesi bu konuda özenli olmaya davet ediyorum. Ahmet Kekeş'ten sonra geleceğim Savcı Bey size. Amerika vurgusu bu mühim. Hem ben meydandakilere sesleneyim. 15 Temmuz günü başımıza bir hal geldi ya. Hiç şüphesiz Fethullahçı o adi terör örgütüne ihale ettiler bu işi ama hepiniz şunu iyi bilin ki bu terör saldırısının, bu büyük terör saldırısının ve dahi PKK terör saldırısının, Fethullahçı terör saldırısının ve dahi IŞİD terör saldırısının arkasında Amerika vardır. Ve bu terör saldırılarının arkasında yer alan Amerika bilmelidir ki bu meydanları dolduran yüz binler ve bu ülkenin vatandaşı olan milyonlar, 78 milyon bu terör saldırılarının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu bilmektedir. Öyle mi? Ve Amerika Birleşik Devletleri şunu da bilmelidir ki bizim dostluğumuz güzeldir ama düşmanlığımızı kimseye tavsiye etmeyiz. Buradan devam edelim isterseniz Ahmet. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri adına ülkemize saldıran, ırzımıza, namusumuza tasallutta bulunan yapı esasında bundan 3 sene önce deşifre olmuştu. Kendisini ele vermişti. Yani biz din alanı üzerinden kendisini örgütleyerek hizmette bulunduğunu öne süren örgütün taşeron bir örgüt olduğunu, Amerika hesabına çalıştığını, İsrail hesabına çalıştığını çok net olarak görüyoruz. Bunu meydanlarda net olarak görüyorlar. Şimdi bu örgütün amacı militanlarına asker kıyafeti giydirerek darbe tertibi altında Cumhurbaşkanımızın hayatına son vermekti. Bakın bunu bir kez daha söylüyorum. 15 Temmuz'da iki şey paralel olarak yürüdü. Bir, bize acemice kotarılmış gibi göstermeye çalıştıkları bir darbe girişimi. O darbe girişimiyle kamufle ettikleri bir suikast. Eğer başarılı olsalardı, suikasti gerçekleştirebilselerdi, Cumhurbaşkanımıza ulaşabilselerdi, o acemice kotarılmış görüntüsü verdikleri darbeyi fiiliyata geçirecekler, ülkeyi Amerika adına işgal edeceklerdi. Daha sonra bir başka junta tarafından devrileceklerdi. Bize o juntayı alkışlatacaklardı. Bakın söylüyorum. Burada maksat Cumhurbaşkanımızı devreden çıkarmaktır. Güya bizi kurtarmaya gelen o juntayı bize alkışlatacaklardı. Hesap buydu. Tabii bu arada deşifre olmuş yapı da muhtemelen devreden çıkarılacaktı. Çünkü bu adamlar insanlar yatak odasına girdiler. Pornoculuk yaptılar. İnsanların malına mülküne çöktüler. Himmet adı altında insanları haraca bağladılar. Yapılabilecek bütün pislikleri bu insanlar kılıflayarak yaptılar. En son kendilerine verilmiş bir görevi, bir hizmeti, tırnak içinde söylüyorum, burada bir alay da var. Kendilerine verilmiş bir hizmeti tamamlamak için bu millete saldırdılar. Bu milletin değerlerine saldırdılar ve Cumhurbaşkanımıza bir suikast düzenlediler. O suikastın arkasında bina edecekleri şey ilerleyen yıllarda Türkiye'ye bir istikamet vermekti.
Ama sizler meydanlara çıkarak, bu gençler meydanlara çıkarak o kurguyu bozdular. Şu anda onun şaşkınlığını yaşıyorlar. Evet, bugün OHAL ilan edildi. OHAL tabii ki sıkı yönetim değil. 3 aylığına ilan edildi şu anda. Amerika'nın taşeronluğunu yapan bu kirli örgüte karşı devletin yürüttüğü bir savaş var. Haklı bir savaş var. O haklı savaşın bir an önce neticeye bağlanması gerekiyor. Bizim bu ülkedeki güvenliğimiz için, geleceğimiz için, kardeşliğimiz için bu yapının derhal bünyeden çıkarılması gerekiyor. Çünkü öyle bir yapı ki bütün ayarlarımızı bozmuş durumda. Salih Tuna az önce bir şey söyledi. Ben onu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada AK Partili yok sadece kardeşim. Burada her cins insan var. Her siyasal görüşten insan var. Miktarlar önemli değil. Kimi çoktur, kimi azdır. Çünkü burada siyasal bir partinin doğruları, siyasal bir partinin düşünceleri savunulmuyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş bir taarruza karşı, ülkemize yöneltilmiş bir taarruza karşı bir ses veriyoruz. Milletçe bir ses veriyoruz. Alevi olarak, Sünni olarak, Kürt olarak, Türk olarak, Arnavut olarak. Dolayısıyla biz öncelikle bu sesi önemsemeliyiz. Savcı Sayan'ın çok beğendiğim bir sözü var. Belki kendisinden önce bunu söylemiş olacağım. Bunu söylem hakkını elinden alacağım. O da şu: Recep Tayyip Erdoğan düşerse Türkiye düşer. Türkiye'nin düşmesine izin vermemeliyiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bu taraftan Savcı Sayan, bir saniye. Emin'in kısa bir söyleyeceği var. Onu aldıktan sonra Savcı Sayan, sözü sana vereceğim. Söz küçüğün olabilir bazen. Estağfurullah. Bunlar küçük değil, büyük insanlar. Eyvallah. O gece benim abim de askerdeydi. Vatana olan görevini yapıyordu. Borcunu yerine getiriyordu. Abime o gece biz ulaşamadık. Yani tabii annem haliyle hemen telefonlara sarıldı. Aramaya başladı. Fakat ne diyecektiniz ulaşsaydınız? Nasıl? Ne diyecektiniz ulaşsaydınız? Ulaşsaydık. Babam ulaştı ardından. Ona da geleceğim. Ne dediğini de söyleyeceğim. Ki bu millet nasıl, bu millette nasıl babalar var? Nasıl evlatlar olduğunu zaten burada görüyoruz. Nasıl babalar var? O sözde, o diyalogda gizli hepsi. Abime o gece ulaşamadık. Biz zaten görevdeydik, görev yerimizdeydik. Abim şunları yaşamış. Onlar nöbet tutarken nöbet devri oluyor, hiçbir şey yokken. Ve nöbete hiç tanımadıkları askerler geliyor. Erzincan'da hiç tanımadığı askerler geliyor. Ardından işte odalarına çekiliyorlar. Ve Bordo Bereli'lerle beraber ormana gidiyorlar. Toplar, tüfekler, tanklar, 2000 kişilik bir ekip ormana gidiyor. Eli tetikte bütün gece helikopter bekliyorlar yukarıda. O helikopter tesadüfen Erzincan'a değil de Ordu'ya gidiyor. Babama ulaştığındaysa abim, babam şöyle dedi: Eren, eğer karşına Fethullahçı terör örgütünden kişiler sana silah sıkarak gelirse ölmeden gelme. Eğer polis gelirse durumu onlara izah etmeye çalış. İşte bu millette böyle babalar olduğu sürece, böyle evlatlar olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Yolumuz hak, zaferimiz muhakkaktır inşallah. Eyvallah. Ne diyeceksin bundan sonra bilmiyorum. Vallahi bu gençleri gördükten sonra çok gururlandım. Böyle bir gençlik herkese nasip olmaz. Akıllı konuşmaları, tespitleri, kendi aramızda konuşuyoruz Salih Bey ile Ahmet Bey, belediye başkanımızla. Bu gençlerin bu kadar güzel tespitleri, konuşmaları, ya budur yani, gelecek budur, ülke budur. Şimdi bakın arkadaşlar, bu FETÖ terör örgütünün hainlikleri zaten Salih Bey anlattı çok güzel bir dille. Ülkemizin her tarafına bunlar girdiler.
değişik değişik nifak tohumları ektiler. Bunu değişik dönemlerde ülkeyi yok etmek için kullandılar. MİT krizinde ne yaptılar? MİT krizinde Sayın Cumhurbaşkanı hastanedeyken bu ülkeyi bölmek istediler. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı tatildeyken bu ülkeyi yine bölmek istediler. Böyle de kalleştirler. Kalleş oldukları kadar da cimridirler. Milletten topladıkları himmet paralarını harcamadılar darbe için. Milletin parasıyla darbe yapmaya kalkıştılar. Bu kadar da rezil insanlardırlar. Milletin tankı topuyla. Şimdi bu olağanüstü halle ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Olağanüstü hal, FETÖ terör örgütü ve askerlerinin, emir erlerinin rütbelerinin sökülmesidir. Olağanüstü hal, Amerika ve İsrail uşaklarının rütbelerinin sökülmesidir. Dolayısıyla olağanüstü hal, vatan hainleri ile vatanını sevenleri ayrıştırma dönemidir. Vatanını sevenler niye korksun olağanüstü halden? Olağanüstü hal böyle bir şeydir. Şimdi bunu değişik yönlere çekmek için, ülkeyi bu anlamda sıkıntıya sokmak için değişik propagandalar yapabilirler. Salih Bey anlattı. Ama bakın şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Her zaman biz diyorduk ki milli bir medya olsun, milli bir muhalefet olsun, milli bir hükümet olsun, bizim sırtımız yere gelmez. Birbirimize rakip olabiliriz, farklı partilerde olabiliriz. Biz düşman değiliz, biz hasım değiliz, hısımız. Gideriz millete, millet kime oy verirse o iktidar olur. Ama söz konusu Türkiye olduğu zaman hepimiz beraber hareket etmek zorundayız. Biz bunu söylüyorduk, birileri yandaş diyorlardı, candaş diyorlardı, kandaş diyorlardı. Bakın bugün %100 birleştik, %100 başardık. Demek ki bu millet bir araya geldiği zaman aşamayacağı engeli yoktur. Eğer bugün olağanüstü hal ve ondan önce 50-60 bin kişi açığa alınıyor. Bunlar 60 bin tane militandır. Bu militanlar eğer medyanın 2 ay önceki tavrından dolayı olmasa, eğer muhalefetin, Kılıçdaroğlu'nun 2 ay önceki durumu olmamış olsaydı, hükümet bunları 3 ay önce, 4 ay önce kendi içinden dışarı atardı. Dolayısıyla bugün bu kadar insanımız ölmezdi, bu kadar insanımız yaralanmazdı ve ülkemiz bu kadar büyük bir kayba uğramazdı. Çünkü sürekli hükümeti engellediler. Efendim bunlar herkese paralel diyor, bunlar herkesi görevden atmak istiyorlar. İşte gördünüz, muhalefetin ve medyanın o söylemlerinden dolayı hükümetin yapamadığını bugün hepimiz görüyoruz. Halkımız yaptı pahalı bir şekilde, bize pahalıya mal oldu. Cumhurbaşkanının yaveri bunlara ait. Genelkurmay Başkanı'nın emir eri bunlara ait. Biz tamamen kuşatılmışız. Ha bunu kim yapmış? Bunlar tek başına yapamaz, bunlar taşeron. Yani Savcı Sayın bir şey söylemem lazım. Tam da buraya çok önemli bir şey bu. Şimdi şöyle bakılıyor. Her tarafınıza bunları almışsınız, yerleştirmişsiniz. Böyle bakılıyor. Yani gelmişler bunlar. AK Parti, Tayyip Erdoğan, Başbakan. Tamam o da gelsin, bu da gelsin falan. Böyle zannediliyor. Oysa çok basit bir matematikten bahsedelim. Mesela kaç yaşındadır Ali Yazıcı, yani genel 50 yaş. Yaver. 45 yaş. Ne 50 yaş? En az 45 yaşındadır. Bu ne demek? Bu şu demek. 30 yaşında çoktan bitirmiş olacak, değil mi okulu? 30 yaşında. Yani 15 sene önce. Yani Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan olmadan önce bunlara yol verilmiş. Bunlar 28 Şubat'ı yapmış, bu paralel örgüt kandırmış, ortalığı karıştırmış. Bunlara yol verilmiş. Bunlar kadro olarak gelmiş. Yani bunlar bir kadro olarak gelmiş. O 40 yaşında, o 45 yaşında, o 50 yaşında, o 38 yaşında. Yani bunlar dün yetişmiş falan değil. Bunlar bu iktidar döneminde olmuş, pişmiş, işte yeşermiş falan değil. Ya bunlar bunlara yol verilmiş ve gelmişler. Bunları biz kucağımızda bulmuşuz. Efendim bakın. Bence bu ülke yatıp kalkıp Erdoğan'a dua etmeli, şükretmeli ki o yani o dirayetli durdu, dik durdu ve bunlarla mücadeleyi her şey pahasına göze aldı ve biz bu çeteden kurtulduk. Aksi olsaydı böylesine dik duran, dirayet gösteren, mücadele ortaya koyan, korkmayan, cesur olan bir lider olmamış olsaydı
Herhalde biz buralarda böyle oturup... Bakınız Turgay Bey, bir tespit yapalım. 98'de, bak 98'den bahsediyorum. 99'dan bir yıl önce. 98'de Abdullah Öcalan bizi vuruşturdular. Kürtlerle Türkleri savaştırdılar. Biz yanlış yapmışız. Dolayısıyla bizim artık demokratik bir Türkiye'de birlikte yaşamamız gerekiyor dediği andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri gözden çıkardı, Türkiye'ye teslim etti. Dedi ki sen benim işime yaramazsın artık. Çünkü sen Türkiye'ye böyle iyi niyetle bakmaya başladın. Yani en azından farklı konuştun. Onu teslim ederken kimi teslim aldı? FETÖ şeytanı aldı. Onu aldı. Çünkü bunu kullanmaya başlayacaktı. Türkiye beden değiştirdi. Yani ruh aynı, kafa aynı, düşünce aynı. Müslüman bir ülke zengin olmasın. Müslüman bir ülke Orta Doğu'da yıldızlaşmasın. Bunlar Osmanlı'nın geleneğinden geliyorlar. Bunlarla baş edemeyiz. Bunları öldürmeyelim ama bunlar yükselmesin. Ne zaman ki uzun adam geldi, Sayın Erdoğan geldi. Hele hele 2009'da One Minute'den sonra bunlar tamamen bu adamın ayağını kırmamız lazım, yok etmemiz lazım dediler. Ama Amerika'nın son dönemlerdeki zaten politikası da böyledir. Kendi askerini gönderip başka ülkede askerini ölüme göndermez. O ülkede ne yapar? Birilerini bulur, onları çatıştırır, kardeşler birbirini öldürür, birbirini vurur. O da silah satar, petrolünü geri alır, onları götürür kendi ülkesi için. Bizim gençlerimiz ölürken bizim gençlerimizin kanı üzerine onların gençleri 5 yıldızlı otellerde tatil yaparlar. Bugün de aynı şeyi yaptılar. Suriye'de bunu yaptılar, Libya'da bunu yaptılar, Irak'ta bunu yaptılar. Onlar zannettiler ki Türk halkı da, Türkiye insanı da kendi liderini bir günde yok edecek, fotoğraflarını yırtacak, teslim olacak. Onlar halkın bu kadar dirayetli olacağını tahmin etmediler. Onun için bu milletin ayağını öpmek lazım diyorum. Ve bu millet bütün Orta Doğu halkının kaderini belirledi. Yeni bir çağ açtı. Artık bundan sonra Orta Doğu halkı Türk halkını örnek alacak ve o paralarla, pullarla, Arap Baharı, şu bu diye o ülkeleri bölen o şerefsizlere, o alçaklara Türkiye halkından almış olduğu cesaretle karşılık verecektir. Şimdi 15 Temmuz'dan önce niye bunlar 15 Temmuz'da yaptılar? Çünkü askeri şura vardı. Çünkü bunların hepsi ordudan atılacaktı. Çünkü bunların artık son umudu ordudaki uzantılarıydı. Eğer onlar da askeri şurada görevlerine son verilseydi artık hiçbir şansları kalmayacaktı. Bunların hepsi bundan haberdardı. Emre Uslu'ları, diğerleri tweet atıyorlardı. Bayramda geleceğiz. Biletlerimizi aldık. İşte biz bayram günü Türkiye'deyiz. Bunların amacı buydu. Bu arada MHP'deki değişim için sarf edilen çabaları da unutmayın. 10 Temmuz. Ya niye 10 Temmuz? Sayın Bahçeli diyor ki, efendim ben kongre yapacağım. Meral Akşener ne diyordu? Ben başbakan olacağım. Peki seçim yok 2019'a kadar. Sen nasıl başbakan olacaksın? Demek ki bunların hepsi hazırlıklıymış. Bunların hepsi birbirleriyle irtibatlıymış. Türkiye'yi büyük bir tehlikeye doğru götürüyorlardı. Allah'ın yardımı, Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin de o kudretli dayanışma içerisinde sarf etmiş olduğu o kudretli güçten dolayı bunlar düştüler, gardları düştü, rütbeleri söküldü, rezil rüsva oldular. Bunu böyle ayarlamak lazım. O gece çok samimi duygularımı söylüyorum. Ben Boğaziçi Köprüsü'nde yakalandım bu darbeye. O gece yargı çok mükemmel çalıştı. Biraz önce Hasan Bey dedi ki savcı Mehmet Demir. O gece birçok bilgiyi biz Mehmet Demir'den aldık ve 23.30'da biz öğrendik. 23.30'da hakim ve savcılar adliyedeydi. Ben Mehmet Demir'i aradım. Abi böyle bir şey var. Böyle bir durum var mı? Size duyum geldi mi? Dedi ki gözaltıları yazıyorum. Gözaltıları yazıyoruz. Bu eğer 17 ve 25 Aralık yargısı olmuş olsaydı o zaman sizin için, bizim için, bu halk için gözaltı kararları yazılacaktı. Onlar onun için... Toprak altı kararları. Evet, toprak altı kararları yazılacaktı. Listeler hazırdı. Bunlar daha önce sıkı yönetim komutanlarını belirlemişlerdi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada Kürtler var, Türkler var. Doğu ve Güneydoğu'da
Bakınız 3-4 ay önce müthiş bir saldırı vardı. Ve orada ben bir şey söyledim. Biraz önce Ahmet abi dedi ki, savcı sen demiş ki Tayyip Erdoğan düşerse Türkiye düşecek. Evet, Tayyip Erdoğan düşerse Türkiye düşecek. 3 ay önce söyledim. Tayyip Erdoğan düşerse İslam alemi düşecek. Bakınız oradaki olayların içerisinde ben bir laf söyledim. Defalarca söyledim. Bazı arkadaşlar dediler ki komplo teorisidir. Ya dedim 100 gün sokağa çıkma yasağı diye bir şey olamaz. Bunlar 10 gün suyu kesse orada bir tane adam kalmaz. Hepsi çekilir. Burada farklı bir şey var. Burada bugün kötü niyetli olan o askerler askeri parlatıp o teröristleri yani asker teröristleri parlatıp Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırıp Kürt halkını devlete küstürüp Tayyip Erdoğan'a düşman edeceklerdi. Batı'ya da dönüp diyeceklerdi ki asker olmazsa PKK'lılar bütün bölgeyi saracak, sizi yok edecek ve o darbenin alt zeminini bunlar böyle hazırlamışlardı. Bugün dikkat ederseniz yakalanan bütün komutanlar Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan komutanlardır. Orada bilerek, tasarlayarak büyük olaylar çıkardılar. Buna rağmen oradaki Kürtler devletlerine küsmediler. Devletlerine, devletlerin yanında bulundular. HDP'nin yüksek %80 oy aldığı bölgelerde o gece herkesin elinde Türk bayrağı dedi ki ulan FETÖ şeytanı. Evet bizim bir eksiğimiz varsa birbirimizle tartışırız. Ama ABD şeytanı. ABD şeytanı. Biz birbirimizle kavga ederiz. Eksiklerimiz varsa gideririz. Ama o bayrakta biz o bayrak için biz Çanakkale'de Kürtlerle Türkler biriydik. Malazgirt'te biriydik. Kurtuluş Savaşı'nda biriydik. Çaldıran Savaşı'nda biriydik. Bu savaşta da bir olacağız. Beraber olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Evet, son bir cümle arkadaşa Enes'e söz hakkı vereceğim. Sonra başkanım bize Allah'a ısmarladık diyecek. Gerçi bize diyecek başkan. Burada kalacak. Size güle güle diyeceğim. Eyvallah. Son olarak buradan Fethullah Gülen, FETÖ şeytan ve Amerika hakkında birkaç kelime kullanmak istiyorum. Sana orada Türkiye'yi karıştırma emrini veren CIA müdürü veya CIA başkanı senden daha şerefli. Neden biliyor musun? CIA başkanı kendi ülkesinin zalimce belki kan ve gözyaşıyla dolu emellerini gerçekleştirmek için emperyalizminde yükselen Türkiye'de, çünkü Türkiye yükseldiği zaman sadece Anadolu coğrafyası etkilenmiyor bundan. Bundan Orta Doğu, Suriye, aşağısı Lübnan, Mısır, mesela Mursi'nin indirmesi. Bu emellerini gerçekleştirmek için seni kullanıyor ama senden daha şerefli çünkü zalimce de olsa kendi vatanı için bir şeyler yapıyor. Ama sen kendi vatanına ihanet eden bir alçaksın, hainsin. Bu Anadolu'da bir söz var. Anadolu'da bir söz var. Av ol, avcı ol ama avı avcıya götüren kahpe o köpek, o it olma. Sen işte o avı avcıya götüren itsin. Bunu da böyle bil. Bu millet ferasetiyle, inancıyla, azmiyle er ya da geç hainliklerin üstesinden gelecek. Mevsim artık İslam alemi için inşallah ilkbahar. Yaz geliyor bizim için. Onlar öyle demiş sana. Nevbahar demişti. Bak nevbahar evet. İslam alemi için. Evet. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl tuzaklar kurarlarsa tuzaklarını kursunlar. Allah'ın da bir planı, Allah'ın da bir tuzağı var. Ve siz o tuzağın içine, bu ülkenin önüne kurduğunuz hendeklerin içine düşeceksiniz ve yok olacaksınız. Bizler de bu Anadolu toplumunda Suriyeli'ye, Bosnalı'ya, Mısırlı'ya umut olmaya hem Anadolu için hem onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle de başarıyla bunu tamamlayacağız. Az önce Emin'in de söylediği gibi madem ki dava haktır, madem ki davanın sahibi haktır, hak olan davada da zafer muhakkaktır inşallah.
Şimdi savcı sayan pabucun dama atılacak. Savcı sayanın pabucu dama atılacak, açık söyleyeyim. Turgay, Enes geliyor. Turgay, bitiriyor musun? Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Yani yine bilgi açısından söylemekte fayda var bunları bitirmeden önce. Bunlardan birincisi, Savcı Bey güzel anlattı. Biz terörle mücadelede bence son derece de başarılı bir süreç geçirdik. Yani bir yıldır bir süreç yaşıyoruz ve orada olağanüstü kahramanlık sergileyen, millet için, memleket için çarpışan, mücadele eden çok iyi komutanlar var. Savcı Bey dikkati çekti, onu ben de altını çizmek istiyorum. Ama bazıları, oradaki bazıları bu terör örgütüne, yani Fethullahçı terör örgütüne üye, mensup o asker kıyafetli teröristler PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık etti ve bu memlekette bir nifak tohumu sokmak için de çabaladı. Onun altını bir çizmekte fayda var. İkincisi, o gece biraz üstü kapalı söylemiştim ama biraz da açmak istiyorum. Kahraman olarak bildiklerimizin veya kahraman olarak kendilerini daha sonra ilerleyen saatlerde öne atanların bir kısmının aslında kahraman olmadığını, asıl kahramanların işte burada işte Enes'le, Ahmet'le hep beraber konuştuk. Asıl kahramanların isimlerinin, ünvanlarının filan, mesela beylik tabancalarla makinalı tüfekleri susturan, bir ne olursa olsun bir adım dahi geri durmayın diye emir veren polis şeflerini filan böyle isim isim anacağız diye düşünüyorum. Bunların altını ısrarla çizmek istedim. Evet. Şimdi o kahramanlardan biri Mehmet Demir Savcı'ydı. Onu andık. Hadi kahramanlar dedin. Sizin de bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. O akşam, darbenin olduğu akşam, ekranımız kararmasın, sesimiz kesilmesin diye çağrı yapıyorduk vatandaşlara. Sevgili Özgür Kösen var. Arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Dedi ki, 50 kişiyle birlikte Ülke TV binası önüne geliyorum. Merak etme, ve geldiler. Kimlerdi? Mardinlisi, Malatyalısı, Rizelisi, böyle bir grup. 50 kişi geldiler saatlerce. Özgür Kösen ve işte o arkadaşları sabaha kadar orada, evet, herkesin selamı var. Efendim, askerleri tutuklamaya geldiler ve orada nöbet tuttular. Şimdi ne dedim? Fethullahçı teröristler, tabii, özür diliyorum. Ve orada nöbet tuttular. Böyle Hasan Öztürk'ün dediği gibi sayısız kahramanlar var. Allah hepsinden razı olsun. Tabii bir de rol çalanlar var. Onlar da bu millet ferasetiyle görüyor. Ahmet Gazi Ahmet Onay'a bir söz vereceğiz. Konuşmak istedi. Buyur Ahmet. Aslında çok söz hakkı almak istemedim. Enes kardeşim bütün duygularımın tercüman oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizler bu yaşımızda bu, yani bir şey görmedik. Bu görmemişliğimizde devletimizin her türlü kurum ve kuruluşunda temizlik görevlisi bile olmaya varken bu alçaklar, bu namussuzlar ay başında yatan çatır çatır maaşları mı, yoksa devletimizin onlara sunduğu güzel imkanlar mı rahatsız etti? Bunu da öğrenmek istiyoruz inşallah. Aynı zamanda Enes kardeşimle biz bir sözü genel olarak hep kullanırız. Bu da bizim Türk milletimize gerçekten yakışır bir söz. Müslüman olmak şöhretimiz, Türk olmak gururumuz, Tayyipçi olmak da onurumuzdur. Bunu da açıklamak istiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii Enes, Emin ve Ahmet sadece bugün bu platforma çıkma şansını elde eden kardeşlerimiz. Onlar gibi Esenyurt'ta, Türkiye'de milyonlarca var. Ama Esenyurt yarının Tayyip Erdoğanlarına sahip çıksın. Söz mü? Eyvallah.
Sayın Başkanım. Son söz benim mi? Son söz sizin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi bu saatte sabırla dinleyen Esenyurt kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah bir kötü bir olayı bitirdik diye düşünüyorum ama su uyur düşman uymaz. Biz de uymayacağız. Yani 200 yıldır bu darbeler, bu oyunlar sürekli emperyal güçler tarafından oynanıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Birinin de başarısı olunca başkasını deniyorlar. Şu anda Türkiye'nin halkıyla, askeriyle, devletiyle bütün kurumları, reflekslerini ezberlemiş durumda bu adamlar. Ben öyle zannediyorum ki bunlar rahat durmayacaklar. Yine yeni bir oyun, yeni bir perde açacaklar ve yapmak istediklerini, başaramadıklarını başarmak isteyeceklerdir. Biz Türkiye halkı olarak Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle uyanık olmamız lazım. Bir olmamız lazım. İri ve diri olmamız lazım. Bakın Alevi kardeşlerimizle ilgili 2 günden beri bir oyun sergilenmek isteniyor. Biz bunun üzerinde hassasiyete duruyoruz. Cemevleri yöneticilerini çağırdık, konuştuk, konuşacağız. Ziyaret edeceğiz ve bu oyunlara hiçbirimizin düşmemesini sağlayacağız. Burada bulunan hazuruna, bizi dinleyen bütün ülke vatandaşlarına bundan sonra çok daha fazla dikkatli olmamız, çok daha fazla bir araya gelmemiz, çok daha fazla kaynaşmamız ve çok daha fazla dik durmamız lazım ki bundan sonra gelecek oyun her türlü hareketimizi bilerek gelecek bir oyundur. Bize çok daha fazla zarar verir diye düşünüyorum. Onun için de herkesi yeni oyunlar için uyanık olmaya davet ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben düşünüyordum ki 62 yaşındayım. Benden sonra acaba bizim yerimize böyle çok cevval insanlar gelir mi? Bu 3 tane genci bugün görüp dinledikten sonra tabii çok daha fazla var. Çok umutlandım bu akşam. Çok teşekkür Başkanım, ediyorum. Başkanım siz hepimiz. Bizleri eğiteceksiniz ki. Evet. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarında. İnşallah. İnşallah. Sizlerden öğreneceğiz inşallah. İnşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Esenyurt'a şeref verdiniz. Kalkalım. Allah sizden razı olsun. Kalkalım. Hayırlı akşamlar diyorum. Hep birlikte. Hep birlikte selamlayalım. Evet. Nöbette en sıra dışını bu akşam Esenyurt'tan yaptık. Sayın Başkan Necmi Kadıoğlu'nun misafiri olarak Esenyurt'a ve Esenyurt'tan tüm Türkiye'ye bu büyük mücadeleyi şu saatlerde ve sabaha kadar devam ettirecek olan herkese selam olsun. Allah'a ısmarladık. İyi geceler diyoruz. Arkadaşlar. Allah'a ısmarladık diyoruz. Allah'a emanet olun. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın dür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.
Beklenen